İlk olarak bu haftanın yarışmacılarını yakından tanıyalım. İlk gün yarışmacımız Hatice Barış Ataman. 32 yaşında, bir çocuk annesi, aslen Diyarbakırlı. Pilates eğitmeni hanımefendi fit olmaya özen gösteriyor. Gelin görün ki Diyarbakır yemeklerinden asla vazgeçemiyor. Yöresel yemekleriyle herkese meydan okuyor ve rakiplerine ilk günden bay bay diyor. Günü yarışmacımız Çiğdem Çelik'ten. 46 yaşında, 3 çocuk annesi, aslen Şanlıurfalı. Hanımefendi Gemlik'te lokanta işletiyor. 500 kişiye yaptığı yemeklerin yanında rakipleri ona vız gelip tırıs gidiyor. Farklı yörelere ait geleneksel tatları buluşturuyor ve 75 bini alacağı günü iple çekiyor. Çarşamba günü yarışmacımız Arzu Paşi. 48 yaşında, 2 çocuk annesi, aslen Artvinli. Darbuka çalmaktan keyif alıyor. Yemek konusunda kimseyi rakip görmüyor. Pratik ve geleneksel tatların peşinden koşuyor. Hanımefendi herkesi zorlayacak gibi görünüyor. Bugün herkesin ettiğini pazara çıkaracağım. Korksunlar benden. Perşembe günü yarışmacımız İsa Akdemir. 40 yaşında, 2 çocuk babası, aslen Erzincanlı. Tekstil firması sahibi beyefendi kendini iş insanı olarak tanımlıyor, mutfakta kendine çok ama çok güveniyor. Tarzıyla olduğu kadar yemekleriyle de dikkat çekiyor, beyefendi bu hafta çok konuşulacak gibi görünüyor. Çok iddialıyım, metroseksüel bir erkek, nasıl yemek yapar herkese göstereceğim. Cuma günü yarışmacımız Erdem Gençtürk. 49 yaşında, bir çocuk babası, aslen İstanbullu. Medya sektöründe çalışan beyefendi hem ekranları hem de yemek yapmayı çok seviyor, lezzetleriyle herkesi şaşırtıyor. Beyefendi yemekleriyle de kendi tarzını ortaya koyuyor ve 75 bini alacağını dünya aleme duyuruyor. Bütün yapay zekalara, bütün montajlara, her türlü üstüme gelinmelerine rağmen doğrudan Erdem olarak bu yarışmada birinci olacağım. Aslen Diyarbakırlı yarışmacımız Hatice ile beraberiz. Geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz. Ya ne güzel bir aile var karşımda. Teşekkürler. Ve haftanın ilk yarışmacısı benim Hatice. Hatice'cim tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Beyefendi ve küçük hanımefendi ile de tanışmak isteriz. Melisa Nur kızım. Ahmet aşkım, eşim. Beraber geldik. Melisa'cığım çok güzelsin. Evet Melisa. Teşekkürler. Hatice'cığım önce seni biraz tanıyalım. Hadi bize kendinden bahset lütfen. İsmim Hatice, 32 yaşındayım. Aslen Diyarbakırlıyım. 6 aylık evliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Nasıl tanıştınız çok merak ettim. Valla biz bir eğitimle tanıştık Gürbüz. İlk görüşte aşk diyebiliriz buna. Aynen öyle. Ondan sonra zaten bir yıl içinde evlendik. Ya. Ben niye böyle ilk görüşte aşık olup evlenemiyorum? Biz daha ilk aşkınızı görememiştik. Kaldım böyle bir başıma. Siz ikinci baharınızı yaşayın. Oh vallahi. Biz ikinci baharımızı yani. Yaşayalım. Sen daha biri bulamadın. Evet öyle. Hatice'cim çalışıyor musun? Antrenörüm. Spor salonu işletiyorum Diyarbakır'da. Peki sen Diyarbakır'da mı yaşıyorsun? Hayır ben İstanbul'da yaşıyorum. Burada yaşıyoruz ama kulüp orada. Hayda. Kulübe kim bakıyor? Ortağım var. Bu arada ona sevgiler. Kübra'cığım seni çok seviyorum. Zor olmuyor mu? Diyarbakır'a gidip geliyor musun? Ayda bir gidiyorum. Zor olmuyor. Hem işim başında duruyorum. Hem burada zaten özel ders veriyorum. Öğrencilerim burada da var. Ahmetciğim sen ne iş yapıyorsun? Ben bir yayın evinde yönetici olarak çalışıyorum. Aslen Artvinliyim. Bu arada yarışmacılarımızdan biri de Artvinli. Önemli değil Gürbüz. Diyarbakır yöresi yemekleri yapacağımız için. Şimdi biriniz Diyarbakırlısınız, biriniz Artvinli. İki farklı yemek kültürü. Peki arada lezzet uyumu var mı? Şimdi lezzet uyumu yok. Şöyle yok. Tamamıyla farklı. Diyarbakır yani Güneydoğu'da tamamıyla yemeklerde bazen et oluyor. Yani genelde et oluyor daha doğrusu. Ama bizde Karadeniz yöresinde böyle olmuyor. Bence o yörenin yemekleri çok çok güzel. Yarışmaya da ünlü şeflerden biri gelmeyecekse eşim mutlaka birinci olacak diyorum. Melisa'cığım sen kaçıncı sınıftasın? Ben 5. sınıfa gidiyorum. Vay! Sen bayağı büyükmüşsün ya.
Dersler nasıl? Güzel. Yarı dönemde takdir almışsındır herhalde. Hayır. Ama bu dönem alacaksın bence. Tamam. Hatice'cim, yemeklerin çok mu iyi gerçekten? Ya çok iyi şöyle, çok lezzetli yemek yapıyorum. Benim annem zaten bizim sülalenin içinde en güzel yemek yapan kişi oydu, Allah rahmet eylesin. Ben ondan öğrendim. Daha Melisa'nın yaşındayken annem bana böyle sarma sardırırdı falan. Ben de böyle eline bakardım. Güzel yapıyorum. Şu ana kadar yemeğimi yiyen herkes çok beğendi. İyi de biliyorsun, yarışmada güzel yemek yapsam bile eleştiriyorlar. Ahmetciğim, eşini çok eleştirecekler vallahi. Bence eleştirenler tamamıyla kendine göre yorum yapacaklar. Hatice'nin yaptığı yemekler tamamıyla o yemeğin tarifine göre yapılmış yemeklerdir. Peki cevap verir mi yoksa sessiz mi kalır? Bence hiçbir şekilde altta kalmaz Hatice. Hepsine birebir mantıklı asla şekilde cevap verir. Asla öyle bir karakter değilim. Nasıl bir karaktersin? Yani cevabını alır herkes. Sert bir karakterim. Hakkımı savunurum. Hakkımı asla yedirmem kimseye. İddialı mısın? Çok iddialıyım. Alacak mısın? Alacağım. 75 bin kimin olacak? 75 bin tabii ki bu hafta benim olacak. Herkes görecek. Hadi bana menünü say lütfen. Menüm çok güzel. Ağır bir menü. Eğer zaman problemi olmazsa kesinlikle herkes çok beğenecek. Aşçıbaşı çorbayla başlayacağız. Bir spor eğitmenine de bu yakışır. Evet, protein de var tabii ki içinde. Tavuk falan da olacak. Diyarbakır ekşili etli kuru dolması var. Diyarbakır usulü hem de. Peki sonra? Sonra ara sıcak olarak dolma yapacağız. Ana yemek olarak da çömlekte güveç yapacağım. Diyarbakır usulü böyle bol etli. Çömleği getirdin evet, mi? Evet, çömlekte getirdim. Bravo sana. Bazı yarışmacılar onu bile yapmıyor. Böyle topraktan yapılan orijinal çömleği getirdim. Sonra yanında meyhane pilavı olacak. Salatamız var. Salatamız ne? Mevsim salatası. En sonda da künefe dondurmalı. Bravo! Vallahi menünü beğendim. Ben de çok beğendim. Melisa'cığım, sen beğendin mi? Ben de çok beğendim. Ahmetciğim. Ben zaten en başta birlikte menüye karar verdik. Bence çok güzel menü. Bu arada sen yemekten anlıyor musun? Ya anlamıyorum ama eşim kadar anlamıyorum ama yaparım. Peki o zaman artık markete gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi Hatice'ye şans dileyin bakalım. Şans dileyin. Başarılar. Teşekkürler. O zaman ben kaçar. O zaman koş Hatice koş. Çok iddialı bir menü olduğunu düşünmüyorum. Bana rakip olacağını da düşünmüyorum. Çünkü uğraş yok menüde. Sebzeleri al, güvecin içine koy, önümüze sun. Sıradan böyle ardı ardına plansız ve düzensiz bir menü sıralaması olmuş. Yani kim akıl verdiyse akıl hocalarına bir sormak lazım. Nasıl oldu da böyle bir yanlış menü seçtin, tercih ettin diye. Bu menü 75 bin lirayı kesinlikle kabul etmeyen bir menü. Çünkü çok karmaşık bir menü, çok ağır bir menü. Çok kolaya kaçmış, çok zor gibi görünüyor ama alakası yok. Yani bu menüyü herhalde ben yedikten sonra muhtemelen hastanelik falan olurum. Öyle düşünüyorum. Bence bu menüyle kesinlikle birinci olamaz. Çok kolay. Bir saatte kesinlikle ve kesinlikle masasıyla, hazırlığıyla menüsüne çıkabilir. Ve marketteyiz. Ya karşılamada konuşamadım ama çok şıksın. Şöyle bir bakayım sana. Sporla ilgilendiğin ne kadar belli. Çok sağ ol. Spor hocasıyım, antrenörüm. Evet, fitness yapıyorum, pilates yapıyorum, kickbox yapıyorum. Vallahi faydasını görmüşsün. Fiziğimi de görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Hadi devam edelim. İlk ne alacaksın bakalım? Şimdi domates alacağım. Yalnız ne kadar çok aldın. Bunları nerede kullanacaksın? Çömlek yapacağım için bol domates gerekiyor. Dolmaya da giriyor. Ya 4 paket almışsın. İnanamıyorum. Senin elin biraz bol galiba. Benim elim çok bol ya. Olacak bu halim. Biberlerin ardından limonunu da alıyor yarışmacımız. Bu arada burcun ne? Ben Koç burcuyum. He, lidersin yani. Dur sana yarışmacıların burçlarıyla ilgili ipucu vereyim. Bir bakalım yarın yarışacak rakibin Çiğdem ne burcu? Kesin akrep burcudur. Oğlak burcuymuş. Oğlak mı? Peki nereli biliyor musun? Nereli? Urfalı. Oo, severiz. O da doğulu benim gibi. Ama ve lakin kendisinin bir özelliği var ki... Lokanta sahibi. Kendime rakip tanımıyorum kimseyi. Diğer yarışmacılar benim lokanta sahibi olduğumu öğrendikleri zaman, benim aşçı olduğumu öğrendikleri zaman kesinlikle ben bir esnafım. Benim eğitim aldığım hiçbir yer yok. Lokantamda kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şekilde yemeklerimi çıkarıyorum. Yani bunu da eleştiremezler. Soğanların ardından patlıcanlarını da alan yarışmacımız sebzelerini tamamlayıp diğer reyona geçiş yapıyor. Şimdi ne alacaksın? Şimdi sirke alacağım. Hijyen senin için önemli galiba. Tabii ki de.
Hijyen olmasa olur mu? Ya bazıları nedense hijyene yeteri kadar önem vermiyor. Vallahi hijyen çok önemli benim için. Siz de göreceksiniz zaten. Ayçiçek yağının ardından tel şehriyesini ve kırmızı mercimeğini de alıyor yarışmacımız. Ya kaç yaşındayım demiştin? Ben 32 yaşındayım. Daha çok gençsin. Evet. Erken yaşta hem anne oldum, hem iş yeri kurdum, hem spor yaptım, hem evlendim. Daha ne yapayım? Şeker al bence. Ah şeker alayım. Şekerin ardından içeceklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Gel etini al hadi hemen. O kadar ağır ki sürülmüyor. Çok param var herhalde. Çok çok Allah'a şükürler olsun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Kuşbaşı bıçak kıyma istiyorum. Böyle kuşbaşı etleri minik minik satır kıyma yapacağız. Dolmalı kullanacağız. Evet dolmalı. Ne kadar olacak? Yarım kilo yeter. Yarım kilo yeter. Bir de tavuk sütü alacağım. Tamamdır. Peki çömlek güvecinin etini sen mi getirdin? Ya bir de şey ben incik kaburga getirdim. O zaman Hakan Usta etleri hazırlarken biz devam edelim. Evet ben şöyle gideceğim. Tavuk budunu, yoğurdunu ve tereyağını da alıyor hemen yarışmacımız. Tereyağının hangisi tuzlu Hakan Usta'ya bir sor istersen. Hakan Bey bunlardan hangisi tuzsuz tereyağı künefe için? Şunu alacağız. Bu tuzsuz olan evet. Bu normal yemeklik değil mi? Evet. Tamam şu ikisini alacağım. Künefe için dondurmayı da aldık. Gel hemen ete bir bakalım. Ya Hakan Ustam, sence Hatice'nin güzel yemek yapabilecek bir imajı var mı? Hakan abi İnşallah o yatarım. Potansiyel var mı? Bir bakar İnşallah. Mısın? Ya senin gibi şık ve sporcu bir hanımefendinin güzel yemek yapabileceğini kimse düşünmüyordur herhalde. Ya beni görenler öyle. Ben normalde protez tırnak kullanıyorum. Hem de! Eyvah eyvah! Çıkardım, hepsini çıkardım. Jel bile yok, hiçbir şey yok. Bu saçımı boyadım diye şey oldu. Göster bakayım tırnaklarını. Yalnız tırnağında oje var gibi. Hayır saç boyası. Dün saçımı boyadım. Eldiven taktım ama yine de biraz kalmış. Bu arada Hakan Usta da satır kıymasını hazırladı. Vallahi abi süper yaptın. Helal olsun eline sağlık. Alışveriş bitti mi? Bitti. Hadi o zaman doğru kasaya. Bakalım günahımız ne kadar çıkacak. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 1999. Buyurun. Valla ben daha fazla tutar diye düşünüyorum. Yarısını da evden getirdim ya o yüzden. Hadi o zaman torbalarını al bakalım. Aldım torbaları. Gürbüz hadi hemen koşalım. Hadi şimdi doğru eve. Gel bakalım Hatice'cim. Gürbüz sen bunları hemen yerleştirebilir misin? Ben bir üzerimi değiştirip hemen geliyorum. Tamam tamam. Zaten çorbayla başlaması benim için offside. Ben bu hafta çorbayla başlayan bütün menüleri eleştireceğim. Çünkü herkes kolaya kaçıyor. Bıktık artık. Bu menüyle yaşlı bir teyzemiz çıkacak diye düşünüyorum. Umarım Diyarbakırlıdır. Hakkını vererek yapar. Bilmiyorum yani çok genç için uygun bir menü değil, seçenek değil. Daha yenilikçi olurdu genç olsaydı. Gürbüz, ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok şıksın. Şöyle gel de sana bir bakayım. Bandanam, önlüğüm, sevgili kayınvalidemin hediyesi çeyizime koymuştu. Kendisini çok öpüyorum, çok seviyorum. İsmi ne? İsmi Sevim. Kayınvalidemle aran iyi galiba. Aman nazar değmesin. Tütütütü maşallah. Hatice'cim harika görünüyorsun. Bu arada künefe ocağı getirmişsin bakıyorum. Bunu ben Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Bununla künefemizi bir güzel pişireceğiz, servis yapacağız. Harika olacak. Ayrıca Diyarbakır'dan özel olarak getirdiğim ürünler var. Nedir onlar? Diyarbakır tane sumağı. Dolmanın püf noktası bu. Mükemmel oluyor. Ondan sonra fıstık var, fıstık ezmesi. Bunların hepsini Diyarbakır'dan mı getirdin? Evet, bunların burada gördüğünüz her şeyi Diyarbakır'dan getirdim. Tabii birkaç şeyi marketten aldım. Pirinç, bir de bulguru. Vallahi seni tebrik ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Neyle başlayacaksın? İlk önce fırınımı açacağım, ısıtacağım. Sonra tavuğu falan her şeyi hallettikten sonra masam. Hazırsan süreni başlatıyorum. Başlıyoruz. 3, 2, 1 başladık. Hadi başla bakalım. Fırınımız ısınıyor. Hadi etini de çıkar bakalım. Bu tavuk bagetlerle ne yapacaksın? Bunları hepsini haşlayacağım. Bunların suyundan da pilav yapacağım. Tavuk bagetler haşlanmadan önce bol suyla yıkanıyor. Hatice'cim kaç kardeşsiniz? Biz 6 kardeşiz. 6 kardeş mi? Evet. Kaç kız? 4 kız, 2 erkek. En büyüğümüz ablam, Sevgi ablam. Kendisini öpüyorum, sevgilerimi iletiyorum. Ne iş yapıyor? Kendisi solist.
Sesi çok güzel. Aslında bizim ailenin herkesin sesi çok güzel. Ablanın söylediği özel şarkılar var mı? Ya var da şu an hatırlayamadım. Peki senin sesin nasıl? Vallahi benim sesim de çok güzel ama. Şöyle bir kuple bir şey söylesene bize. Şöyle ben evlilik teklifinde eşime evet dediğim zaman bu şarkıyı söylemiştim. Hadi bir kuple söyle bakalım. Güzel gözlüm nar tanem, al canım senin olsun. Evet. Vay! Sen şimdi eşine böyle mi evet dedin? Evet, o da bana evet dedi ama onun sesi fazla iyi değil. O da mı şarkı söyledi? O da şarkı söyledi. O da dedi ki evet. Nasıl evet dedi mi? Göster bakayım. Evet, söylüyorum evet, istiyorum evet, seviyorum evet diye bağırdı. Ya sesin ne kadar güzelmiş. Teşekkürler. Künefenin şerbeti için şeker ve su kaynamaya bırakılıyor. İpten çekilen kuru patlıcan ve biberler haşlanmak üzere tencereye konuluyor. Bu kuruluklar nereden? Bunları özel olarak Diyarbakır'dan getirdim. Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma için ilk olarak kuru patlıcan ve biberler haşlanacak. Sen Diyarbakır'da mı doğdun? Ben doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Kaç yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadın? Hep orada yaşadım. 6 aydır buradayım. Hadi ya. Sen şimdi Ahmet'le evlendiğin için mi İstanbul'a geldin? Ben Ahmet'le evlendim. Aşkımın peşinden geldim İstanbullara. Yani sen 6 aydır İstanbul'dasın öyle mi? Ben 6 aydır buradayım. Evlendikten sonra buraya geldim. Siz Ahmet'le nasıl tanıştınız bakayım? Biz İstanbul'da tanıştık. Ben sürekli zaten eğitimlere geliyorum. Eğitimde tanıştık. Evet evet. Sabah Ahmet bahsetmişti. Sonra? İstanbul'a geldim. Şimdi burada özel derslerim var. Bir pilates stüdyosunda özel ders veriyorum. Onun dışında evde bol bol yemek yapıyorum. Ahmet'le tanışma hikayeni anlatıyordun asıl. Ahmet'le eğitimde tanıştık. Ben işte eğitime gelmiştim. Ondan sonra gördüm, bir gördüm, pir gördüm, vuruldum, aşık oldum. Ahmet de başka şehirden mi gelmişti? Hayır, o burada yaşıyordu zaten. Biz bir ortamda tanıştık. İlk görüşte aşk yani. İlk görüşte aşk. Bunu daha sonra konuşacağız ama hadi masayla devam edelim. Koş hadi koş. Gel masa örtünü sermene yardım edeyim. İşte oldu. Krem rengi masa örtüsünü gri renkli runner'la tamamlıyor yarışmacımız. Hadi tabaklarını da getir bakalım. Şimdi sen Ahmet'i görür görmez aşık oldun. Peki sonra olaylar nasıl gelişti? Sonra onu gördüm. Allah'ım dedim. Bu erkekse diğerleri ne? Vay! Sonra? Dedim ki bu nasıl bir yakışıklılık. O mavi gözlerine tam oldum. Bak sen! Tabii o da çok koştu peşimden. Çok koştu. Ne kadar sürede evlenmeye karar verdiniz? Biz 6 ay içerisinde karar verdik. 6 ay içinde? Evet. Her şey çok hızlı olmuş vallahi. Her şey çok hızlı oldu. Tabii buldu benim gibi güzel kadını. Kaybetmek istemedi. Amerikan servislerinin ardından tabaklar da masadaki yerini almaya başlıyor hemen. Nasıl gidiyorum Gürbüz? Vallahi sanki biraz yavaşsın ama... Yok yok, yavaş değilim. Sen hiç merak etme. Ama genel olarak iyi gidiyorsun. Evet evet. Bu arada her yerinde dövmeler görüyorum. Her yerimde dövme var. O sağ bileğindeki ne mesela? Anka kuşu var. Göster bakayım. Evet. Burada da kızımın ismi var. Ya bir göremedik ki. Aa şöyle tutayım bak. Nasıl? Solda Melisa yazıyor. Evet, bu da Anka. Diğeri? Ben hep küllerimden yeniden doğarım. Evet. Şimdi de yeniden mi doğdun yani? Hayatında çok zorluklar yaşadın ya, mı? Ya yaşadım tabii ki de. Güçlü bir kadınsın. Herkes gibi ben de yaşadım. Ama zorlukların üstesinden çok güzel geldim. Kumaş peçetelerin ardından çatal kaşıklar ve bardaklar da hızla masaya yerleştiriliyor. Ve son olarak çiçek de masadaki yerini alıyor hemen. Şamdanları sen getirdin galiba. O benim kayınbabamın hediyesi. Kendisi eliyle özel olarak yapmış. Çok güzelmiş. Çok büyük bir zanaatkar. Masamdaki yerini aldı. Demir mi bunlar? Demir kendisi yapmış. Şöyle çevir de şeklini görelim. Ve masan? Evet, masam bitti. Emin misin? Eminim. Ekmek yok. Hadi koş hemen ekmekleri koy da getir. Ben öyle çok şaşalı gösterişli masaları sevmem. Yani daha böyle güzel anlatmak gerekirse egzajere edilen masaları, yani abartılı masaları, hani herkesin anlayacağı tabirle pek sevmem. Çünkü masadaki görselliği abartmak yerine
menüsünün güzelliğini oraya sunabiliyorsa, bize o yemeklerin güzel, keyifli, yenilecek haliyle gözümüzün, göz zevkimize hitap edecek yemekle alakalı bir sunum yapıyorsa, benim için önemli olan odur. Masada işte örtüsüymüş, peçetesiymiş, kağıdıymış, tabağıymış, işte şu suymuş, bu suymuş. Onlar benim için bence ikinci planda. Benim kendim için konuşuyorum. Ve masam? Ve masam hazır. Maşallah. Titi. Mükemmel. Hadi o zaman doğru mutfağa. Vallahi masayı başardın. Tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi limon alayım. Buna bir iki damla limon sıkmam gerekiyor. Şerbete değil mi? Evet. Şimdi o tencereye koyduğun ne? Diyarbakır'dan gelen sumağı koydum. Sumağı bol olsun ki ekşili olsun. Ben de biraz bol koydum. Şimdi bunun üstüne çok sıcak olmayacak. Ilık yapacağım bu suyu. Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma için tane sumak ılık suda bekletiliyor. Sırada Diyarbakır çömlek güveci var. Büyükçe dilimlenmiş kuzu kaburga etleri güveç kabına konulup ayçiçek yağıyla yağlanıyor. Bu Diyarbakır'dan aslında biraz da biber koyayım. Tadı daha güzel olsun. Hem domates hem de biber mi koyacaksın? Çömlek güveci böyle mi oluyor yani? Bu çömlek böyle olur. Dur bir de ben deneyeyim. Hayda. Ben de beceremedim bu sefer. Kırılmıyor mu? Ben bunu açarken sen vakit kaybetme bence. Ben bunun baharatlarını vereyim. Etler üzerine eklenen tuz ve isotla iyice yoğruluyor. Diyarbakır çömlek güveci için ne kadar domates kullanacaksın? Yaklaşık 1 kilo falan işte. Diyarbakır çömlek güvecinde domates de oluyor öyle mi? Evet evet. Domates, patlıcan, biber girecek. En üstte de sarımsak dökeceğim. Sarımsakları da sıcak suya koysaydın. Sıcak suya koydum daha rahat soyabileyim diye. Diyarbakır çömlek güvecinin domatesleri bol suyla yıkanıyor. Sen başka hangi alanlarda eğitim veriyorsun? Ha, bir de ben bilek güreşi eğitmeniyim. O nasıl bir şey? Türkiye Fitness Federasyonu'ndan bilek güreşi hakemiyim. Hakemsin bir de. Kendim de zaten çok kuvvetliyim. Sen de bilek güreşi yapıyor musun? Ben de yapıyorum ama şey yani daha çok hakemlik yapıyorum. Seninle bilek güreşi yapsak mı acaba? Ay, şimdi sen kesin beni yenersin. Eyvah. Seni yenen olmaz söyleyeyim. Yani bugün benim bileğimi kimse bükemez. Kadar net. Alacalı soyulan patlıcanlar etlerin üzerine orta büyüklükte doğranıyor. Çekirdekleri temizlenen yeşil biberler de elde doğranarak patlıcanların üzerine yerleştiriliyor. Çömlek güveci için domateslerin kabuğu soyuluyor. Vallahi koca çömleği doldurdun ya. Evet evet. Malzemesi bol bir güveç oldu vallahi. Buna başka ne koyacaksın? Sarımsakları da koyduktan sonra bunun işi bitiyor. Elde büyükçe doğranan domatesler de yeşil biberlerin üzerini kaplayacak şekilde yerleştiriliyor. Son olarak kabuğu soyulan sarımsaklar bütün olarak domateslerin üzerine konuluyor. Ve ana yemek nihayet fırına giriyor. Evet, şimdi Diyarbakır'ın meşhur çömlek güvecini fırınımıza veriyoruz. Diyarbakır çömlek güveci, bu da ana yemek olarak seçmiş arkadaş. Gene et var içinde tabii. İçine kuşbaşı mı kullanacak, kıyma mı kullanacak bunları bilmiyorum tabii ki. Ben olsam içine mesela kıyma olarak kullanırdım. Ama hepsi ana yemek gibi açık konuşmak gerekirse. Kuzu eti kullanırsa çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Kuzu eti çünkü muhtemelen ara yemekte de kuzu eti kullanacak. Çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ben olsam dana eti kullanırım. Daha en azından hem koku olarak hem de şey olarak daha hafif geleceğini düşünürüm. Dolma için haşlanan kuru patlıcan ve biberlerin suyu süzülüyor. Vay vay vay. Bu etli ekşili dolmadan bana da var değil mi? Sana var var merak etme. Göreceğiz bakalım. Evet. Etli ekşili kuru dolmanın iç harcı için yıkanan pirinç kaseye konuluyor. Dolma için satır kıyma almıştık değil mi? Evet, satır kıyma. Bu normal kıyma değil, kuşbaşı doğranmış. Bu eti zaten beraber almıştık. Bunu markette yaptık. Hatta Hakan Usta yaparken gördük bile. Sanki çok oldu ya. Küçük küçük doğranan soğanın ve yeşil biberin ardından kabuğu soyulan domatesler de doğranarak kuru dolmanın iç harcına ekleniyor. Salça ve baharatların ardından tane sumakların suyu da süzgeçle süzülerek harca konuluyor. Şimdi Diyarbakır usulü etli ekşili kuru dolma nasıl yapılıyor anlat bize lütfen. Normalde bunu bütün koyman gerekiyor. Böyle oldu böyle olsun.
şu etlere bakabilir miyim? Diyarbakır usulü etli ekşili dolma için önce kuzu kaburgaları tencereye diziyoruz. Herkese kaçar tane dolma yapacaksın? Ben bol yapacağım. Mesela iki patlıcan, iki biber yeterli olur mu? Evet. Tencereye dizilen kuzu kaburgaların ardından iç harç yoğruluyor. Yoğrulan harca ayçiçek yağı ekleniyor. İyice yoğrulan harç kuru patlıcan ve biberlerin içine dolduruluyor. İlk olarak içi harçla doldurulan kuru patlıcanlar kuzu kaburgaların üzerine yerleştiriliyor. İkinci bahar daha mı güzel oluyor? Bir anlat bakayım. Herkes boşansın. Kız öyle deme. Senin ilk evliliğin neden yürümedi? Ya ne bileyim. İlkinde hani olmadı, anlaşamadık. Ama ikinci baharımı çok güzel yaşıyorum, Allah'a şükürler olsun. Beni seven, değer veren bir eşim var. Her anlamda yanımda bir destekçim. Bak sabah geleceğim diye kahvemi bile yaptı. Dedi ayılırsın dedi. Sağ olsun. Evde her şeye yardım eder mi? Hatta diyor sen temizlik yapma, bekle ben geleyim beraber yapalım. Deyt be! Ahmet herkese örnek oldu valla. Yalnız kameraman arkadaşımız Ufuk da öyledir. Ufuk sen de öyle misin? Öyle öyle. Her konuda eşine yardımcı oluyor. Hatta eşi diyet yapıyor diye Ufuk da yapıyor. Demek ki eşi çok güzel yemekler yapıyor. İçi etli ve ekşili harçla doldurulan kuru biberler de tencereye yerleştiriliyor. Dolmaların üzerine tuz serpiliyor. Tane sumakların suyu süzgeçle süzülerek dolmalara ekleniyor. Dolmalar pişmeye hazır. Şimdi bunun içine dolma taşı da koyacağız üstüne. Taşı da getirdin mi? Getirdim. Vay, sen bugün dersine iyi çalışmışsın. Adam ama ne sudan geçeyim, hangisi uyuyorsa tenceremize. Hem de iki tane birden getirmişsin. Bravo. Dene bakalım hangisi olacak. Bu olmadı bak. İyi ki getirmişim ikisini de. Şişip dağılmaması için üzerine toprak dolma taşı konulan Diyarbakır usulü etli ekşili kuru patlıcan ve biber dolmaları pişmeye bırakılıyor. Ve sırada künefe var. Bakalım künefeyi hakkını vererek yapabilecek misin? Ayıp ettin. Marketten aldığımız dondurmayla servis edeceksin herhalde. Dondurma normalde yazmıyor menümüzde ama ben yanına servis yapacağım. Künefenin yanında dondurma olur mu peki? Biz dondurma veriyoruz, bizim orada öyle. Bu arada tepsi bile getirmişsin ya. Bunları da özel olarak Diyarbakır'dan aldım. Ya fazla getirdim dedim, ne olur ne olmaz. Bir tane yapacağım. Vallahi ben de 3 tepsi yapacaksın diye korkmuştum. Şimdi ne yapıyorsun bakayım? Susuz tereyağını alıyoruz. Pekmezimizi alacağız. Gel al bakalım. Bir de bunun tuzsuz peyniri var değil mi? Evet. O peynir nerede? Burada. Peynir de ben getirdim. Künefeyi de Diyarbakır'dan getirdim. Künefe için tel kadayıflar küçük küçük doğranıp tepsiye konuluyor. Tel kadayıflar üzerine dökülen eritilmiş tereyağıyla hamur gibi yoğrularak yağlanıyor. İki ayrı künefe tepsisine tereyağı ve pekmez konularak tepsinin tabanı yağlanıyor. Pekmez de Diyarbakır'dan mı yoksa? Bu da Diyarbakır'dan. Bu şeyin özelliği künefenin, bu pekmez olduğu zaman iyice kızarıyor. Renk veriyor. Diyarbakır'da kimler var? Bu pekmezi kimlerden getirdin bakayım? Yani kimlerden? Ünlü bir yer var. İsim vermeyeyim, vereyim mi? Ya onu demiyorum. Ailenden kimler var? Ailem hepsi Diyarbakır'da. Burada kimsem yok. Kardeşlerin falan? Herkes orada. Künefe tepsisinin tabanı tereyağı ve pekmez karışımıyla yağlanıyor. Oh, mis gibi oldu. Tadı da güzel olacak mı bakalım? Maşallah, maşallah. Sen de maşallah be. Maşallah, maşallah. Gördün mü? Tabanı tereyağı ve pekmezle kaplanan tepsilerden bir tanesine kesilerek ufaltılan tel kadayıflar yerleştiriliyor. Tel kadayıfların üzerine ince dilimlenmiş tuzsuz künefe peyniri konuluyor. Peynirlerin üzeri tekrar tel kadayıfla kaplanıyor. Yarışmacıların yemek yorumlarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Klişe laflar. Hep aynı yorumlar yapıyorlar. Biraz yenilikçi olun ya. Biraz yani daha iyi şeyler, cümleler kurun en azından. Konuşmak için konuşuyorsunuz, ezbere konuşuyorsunuz. Sanki onlara şey demişler, işte böyle konuş, şöyle yap. Olacak iş değil ya, insan biraz yaratıcı olur. Pişerken dağılmaması için künefenin üzerine tepsiyle bastırılarak sıkıca yerleştiriliyor. Nihayet künefe de pişmeye hazır. Ay, çorba, salata ve meyhane pilavı var. Meyhane pilavı çok kolay, salata da çok kolay. Çorba zaten, şimdi çorba yapayım ben.
Bence de önce çorbayı yapsan iyi olur. Aynen, çorba aradan çıksın. Bu arada düdüklü tencerede haşlanan tavuk etleri de hazır. Tavuk etlerini çorbada kullanacaksın değil mi? Evet, çorbada kullanacağız bunları. Şöyle bir bakayım pişmişler mi diye. Oo, ezilmiş, süper. Bayağı uzun süredir pişiyor zaten. Evet evet. Ben şuna biraz tuz atayım, lezzetli olsun. Arzu demiş ki çorbayla başlamaktan çok sıkıldık. Başlangıç tabağıyla başlanabilirdi. Davet masası için özenli olmak gerekiyor. Çorba çok klişe ve özensiz demiş. Vallahi kendi ne yapacak yani, çorbayla başlanır. Çorbanın amacı ne? Mideyi yumuşatmak, yemeğe hazırlık. Bunu bilmiyorsa öğrensin yani. Hava soğuk yani, kış ayındayız. Yani tabii ki de çorbayla başlanacak. Herhalde kendi bir mezeyle başlamayacak. Mezeyle de başlarsa benden bir puan alamaz. Aşçıbaşı çorbası için yemeklik doğranan soğan kavrulmak üzere tencereye konuluyor. Vallahi çok savunulacak bir yemek değil bence ama yani neyini savunacak? Güveç çok kolay bir yemek, kuru dolma çok kolay bir yemek. Çorba zaten başlı başınca çok kolay. Yani hepsini blenderdan geçirecek. Çok da önemli, mühim bir yemek değil. Bu kadar kolay yemekler seçtiğine göre herhalde çenesine çok güvenecek. Benim gördüğüm kadarıyla bu menü 75 lira değil, sıfırları bile, ya 1 TL bile kabul etmez yani açıkçası. Bu menü 1 TL dahi etmez. Bu arada iş insanı İsa demiş ki menü 1 TL bile etmez. Zor gibi görünen çok karışık bir menü. Yedikten sonra muhtemelen hastanelik olabiliriz demiş. Yedikten sonra bence eve gidince karısının yemeklerini yemeyecek artık. Diyecek bak millet ne yemekler yapıyor, sen bize neler veriyorsun. Beğenmeyecek karısının yemeklerini. Ben bir taraftan boş durmayayım, salatanın malzemelerini hazırlayayım. Aşçıbaşı çorbası için soğanlar üzerine eklenen bir kaşık un ve salçayla kavrulmaya devam ediyor. Yıkanan kırmızı mercimek çorbanın harcına ekleniyor. Çorbanın bundan sonraki aşamasında neler var? Bu da iyice kızardıktan sonra tavuk suyunu ekleyeceğiz. Ardından bir tane tavuğun budunu didikleyeceğiz. Onu koyacağız. Tel şehriyemizi koyuyoruz. Baharatlarımızı koyuyoruz. Bitiyor. Bayağı zengin bir çorba. Evet. Ve çok vitaminli. Bari bol bol yesinler, hasta olmasınlar. Süzülen tavuk suyu da çorbaya eklenip pişmeye bırakılıyor. Meyhane pilavı için tencerede tereyağı ve ayçiçek yağı kızdırılıyor. Bir tane soğan yemeklik şekilde doğranıyor. Masalarda nelere dikkat edeceksin? Masa düzenine önem veririm. Tırnağının olmaması gerekiyor. Bak ben nasıl ki tırnağımı çıkardım, tamamen kestim ve sürekli elimi yıkıyorum dikkat ederseniz. Yani eğer hijyen kurallarına dikkat etmezse ben zaten o kişinin elinden yemek yiyemem. İstesem de yiyemem. Kontrol ederim mutfak ziyaretine. Mutfağa hemen girip şöyle bir göz gezdiririm. Bakalım ne kadar tertipli düzenli çalışmış. Duyduğum kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla bazı yarışmacılar mutfaklarına girmesini istemiyorlar. Karşı çıkıyorlar. Hatta bu konuyla ilgili tartışıyorlar bile. İstemiyorum diye. Hani niye geldin? Hani bazı davetsiz misafir gibi lopmadan yeri veriyor. O da tabii doğru değil. Eğer karşı taraf mutfağını almıyorsa bakamazsın. Seni istemiyorum dediği zaman da ona saygı duyarım. Zorlayacak halim yok. Ama mutfağını hiç çekinmeden gel gör buyur diye eğer o mutfağını açıyorsa ben o yarışmacı alnından öperim. Tebrik de ederim çünkü en doğrusu da budur bence. Meyhane pilavı için doğranan soğan tereyağıyla kavruluyor. Yeşil biberler küçük küçük doğranıyor. Programı izlerken en çok neye sinir oluyordun? Ya böyle kendileri yorum yapıyorlar kendi günü olduğu zaman hiçbir şey yapamıyorlar. Saçma sapan menü çıkarıyorlar. Şaşırıyorum ya, madem o kadar yorum yapıyorsun altı dolu olsun yani, değil mi? Bir de masada estetik kıyafet falan konuşanlar var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Konuşsunlar. Kendine yakışmışsa yapmıştır yani. Sende de var mı yoksa? Sadece biraz dudaklarımda dolgu var, çok hafif. Dolgu sayılmıyor tabii. Ama geçti, 2 yıl oldu yapalı. Meyhane pilavı için doğranan yeşil biberler de soğanlarla birlikte kavruluyor. Kabuğu soyulmuş domatesler de küçük küçük doğranıyor. Bu arada her şeyimiz hazır yani, maşallah çok iyi gidiyorum. Salata kaldı sadece değil mi? Salatayı yapıp künefeyi pişireceksin. Bir de aşçıbaşı çorbasının tavuk etleri falan var. O çok basit zaten. Az kaldı işi. Doğranan domateslerin ardından bir kaşık salça da soğan ve biberlerle kavruluyor. Kavrulan harca tuz ve karabiber ekleniyor. Evet arkadaşlar, zor şeyler bitti. Keyfin yerine geldi. Rahatladın bakıyorum. Vallahi çok rahatladım ya. Gerçi sen başından beri rahat ve sakin çalıştın. Aynen. Ya buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım.
Ben bunu ne kadar koydum ölçüsünü? Unuttum. Ay, ne olacak şimdi? Dur bir bardak alayım. Şuydu galiba. Meyhane pilavı için bir bardak bulgur da harçla birlikte kavrulmaya başlıyor. Süzülen tavuk suyu aynı bardak ölçüsüyle meyhane pilavına ekleniyor. Pilav da pişmeye başladı sonunda. Ay, ben dolmaya maydanoz koymayı unuttum. Bir şey olur mu? Neyse, bir şey olmaz. Çok önemli bir şey değil. Hayda! Ya fark ederlerse? Yok, fark etmezler. Mevsim salatası için yeşillikler bol suyla yıkanıyor. Kıvırcık marul yaprakları ince ince doğranıyor. Bakımsız arkadaşlarımız olursa masada mutlaka ki konuşurum. Davet masasına geldiğimiz için herkesin çok özenli olması gerekiyor. Ben kendi özel hayatımda kendime önem gösteren, bakımlı, şık, modern bir adamım. Ama benim karşıma çok paspal, çok böyle saçma sapan yataktan kalkmış gibi biri gelirse bu benim için eksi bir puandır. Ben kendime nasıl dikkat ediyorsam karşı gelen yarışmacı arkadaşımın da dikkat etmesini isterim. Niye konuşuyorlar yemek ya? Biz yemeklerimizle ilgileneceğiz. Biz lezzetimize bakacağız. Saç neymiş, botoks neymiş, makyaj neymiş, giyim neymiş. İnsan zaten kendini bilirse, temiz ve mütevazi gelip masasına oturup saygısını korursa başka da ne gerekiyor ki? O tarz insanlar tabii ki olacak ama kimse beni eleştiremez, kimsenin haddine düşmemiş. Ben buyum. Yarışmacının dış görünüşüne bakarak yemek yapıp yapamayacağına karar vermek doğru mu sence? Çok yanlış ama genellikle öyle yapıyorlar. Bir de şöyle, benim yemekte mesela bazı insanların görüntüsü böyle çok pasaklı olunca benim midem bulanıyor. Onun elinden hiçbir şey yiyemiyorum. Ya herkesin elindeki yemeği yiyemiyorum açıkçası. Yani böyle temiz olması gerekiyor. Mevsim salatası için doğranan maydanozun ardından havuç rendeleniyor. Evet, havuçlarımızı da bu şekilde rendeliyoruz. Bunu çıkaralım. Kulp bulurlar buna. Her şeye de bir kulp buluyorlar değil Her mi? Her şeye kulp buluyorlar ya. Yok şunun şurası şöyle, yok bunun burası böyle. Kendi de bıçak tutmayı bile bilmiyor. İncecik doğranan mor lahana da salata kabına konuluyor. Turpu da koyduk mu? Yemeklerimiz hazır. Ben çorbaya bakayım. Ay, daha çorbanın tavuk eti de hazır değil. Aşçıbaşı çorbasının pişen kırmızı mercimekleri blenderla ezilerek karıştırılıyor. Bıçakla kesilerek ufaltılan tavuk etleri aşçıbaşı çorbasına ekleniyor. Diyarbakır çömlek güvecinin sebzeleri ve etleri eşit pişmesi için karıştırılıyor. Nasıl olmuş sence? Süper oldu vallahi. Biraz elim yandı ama olsun, değer. Bu çömlek güveci sunuma kadar pişmeye devam edecek mi? O pişecek. Bunu tekrar koyayım. Kapağını koymana gerek var mı? Koymayayım. Vallahi sen bilirsin. Ben soruyorum sadece. Koymayayım, böyle olsun. Yalnız kuruyabilir, dikkat et. Yok. Rendelenen turpla mevsim salatasının malzemeleri tamamlanıyor. Bir kaseye zeytinyağı ve limon suyu konuluyor. Bu sos salata için değil mi? Evet, salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Neler koyacaksın içine? Limon, zeytinyağı, biraz şeye getirdim. Toz sumak. Toz sumak da koyacağım. Hadi ya. Çok güzel oluyor. Sumak nerede? Bak şurada. Ama çok az. Biraz da tuz koyayım. Salata sosuna son olarak tuz ekleniyor. Nihayet hazır olan mevsim salatası buzdolabına konuluyor. Ve son 18 dakika. Hemen künefeyi yapıyorum. Özel künefe ocağında künefe pişmeye bırakılıyor. Künefeyi sık sık çevirip kontrol etmen gerekecek. Bu biraz böyle kalsın. Ben şuraları böyle bir sileyim. Aferin kız sana. Mükemmelim. Başardım. Evet, bunu sürekli şöyle çevirmemiz gerekiyor. Künefelerin eşit pişmesi için pense yardımıyla künefe tavası sürekli döndürülüyor. Künefeyi çok ince çıtır çıtır yapması gerekiyor. Yanında sunumu nasıl olacak, nasıl bir sunum yapacak, iyi kızartacak mı, şerbet iyi gelecek mi içinde, bunlara tabii ki dikkat edeceğiz. Künefeyi daha önceden yapıp ısıtıp önümüze koyarsa, o peynir içinde donarsa ben o künefeyi yemem. Künefenin özelliği o içindeki peynirin yukarıya doğru kaldırdığımızda sünmesidir. Eğer o yoksa benden puan alamaz. Ya sence ben niye evde kaldım böyle Hatice'cim? Vallahi demek sen çok seçicisin. Kimseyi beğenmiyorsun. Asıl onlar beni görünce vazgeçiyor. Aa, aşk olsun. Senin neyini beğenmiyorlar? Gayet hoş bir beyefendisin. Ama diyorlar ki, vay efendim kiloluymuşum, yok efendim saçlarım çok uzunmuş. Elbet sen de gönlüne göre birini bulursun. Belki sen bana Diyarbakır'dan birini bulursun. Oo, Diyarbakır'da benim çok güzel arkadaşlarım var. Seni ortağımla tanıştırayım. Allah! Nasıl bir hanımefendi? Oo, şu an var ya manken gibi. Münasip olduğunda bir kahve içeriz artık. Tamam. Seni tanıştıracağım onunla. Bu arada bulaşıkların hepsini toparladın mı?
Hallediyorum. Çok az kaldı. Gel gel hemen künefene bak. Mutfak da temizlendi. Oo, kahve de içeriz. İçeriz tabii. Daha da nasıl? Şu an ne hissediyorsun? Ah, çok yoruldum. Ne kadar sıcak burası. Vallahi biz seninle halay bile çekeriz. Halay çekelim. Gürbüz sen şunu böyle bir çevirebilir misin? Benim pilava bakmam gerekiyordu. Tabii. Ah teşekkürler. Sen de beni asistanın yaptın vallahi. Pişen meyhane pilavı dinlenmeye bırakılıyor. Eğer bu hafta enerjisi düşük, somurtkan, suratsız insanlar olursa eyvah eyvah. Yandılar. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum ama enerjisi düşük insan sevmiyorum. Benim karşıma oturmasın. Çok iddialı, hep ben bilirim, ben yaparım diyeni sevmem. Bu bir. İkincisi, ben öyle güzel yemek yapıyorum ki kimse benim yemeğimi eleştiremez. Ben yaptığım yemekle onu alacak, onu hak eden bir insanım. Ben dünya işte literatüründe yaptığım yemeklerle listeye bile girebilecek kapasite iyiyim diyenler de çıkıyor çünkü bu kadar iddialı. Onları da özellikle sevmem. Kendini ön plana atmak için sürekli konuşan, sürekli bıdı bıdı yapan tiplerden nefret ederim ve haddini bildir. Hadi bize sevdiğin bir türkü söyle de o güzel sesini duyalım yine. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna, le toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna, le bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalamın. Bir tane spatula alabilir miyim? Türküden spatulaya çok hızlı geçtik. Yalnız ablanın solist olmasına şaşmamalı. Değil mi? Sizin ailece sesiniz güzel galiba. Bizim ailece güzel. Al bakalım spatulayı. Bu arada Çiğdem neler demiş neler. Ne demiş, ne demiş? Ben bu menüyü bir saatte çıkartıp masaya getiririm demiş. Ha, gelsin de göreyim bakayım bir saatte nasıl çıkarıyor. Önceden yağlanan tepsi künefenin üzerine kapatılıyor. Aman ters çevirirken dikkat et de düşmesin. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Çeviriyoruz. Çevrildi mi bilmiyorum. Hemen aç da bakalım. Harika çak. Ters çevrilen künefe diğer tarafının da pişmesi için ocağa yerleştiriliyor. Kendinle gurur duyuyor musun? Kendimle gurur duyuyorum. Gerçekten mükemmelim, efsaneyim, harikayım, süperim, maşallah, maşallah. Gürbüz bu kadar yeter, şimdi ana yemekte de bunu ısıtacağım ya. Şimdi kapatıyorum. Üstünü de kapat mutlaka. Üstünü de kapatıyorum. Zaten şerbetini de sunarken dökeceksin. Evet, harika. Vallahi çok hızlı çıktı. Umarım tatları da güzel olmuştur. Maşallah. Ve bitti. Ben şimdi yemeğe gidiyorum. Vallahi seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum. Koş Hatice, koş. Hoş geldiniz Doğan Hanım. Hoş bulduk. Oo, Hatice, merhaba, nasılsın? Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, ne hoş bir kadın. Çok maşallah. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Çok mersi canım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aman da aman, haftaya da başladık. Aman da aman, merhabalar. Herkese merhaba. Oo, Hatice, masayı çok güzel yapmışsın. Nereden geldin Hatice? Ben Diyarbakırlıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Diyarbakır'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Evet, sevgili Hatice ne yaparsın? Nasıl geçirirsin ömrünü? Evli misin? Bekar mısın? Çalışıyor musun? Ev hanımı mısın? Evliyim. 6 aylık evliyim. Çiçeğim burnumda. Tebrik ederim. Yeni evli. Mutluluklar dilerim. Eşin ne iş yapıyor? Eşim... bir saniye dur. Evet. Ne antrenörü? Fitness antrenörüyüm. Aynı zamanda pilates antrenörüyüm. Aynı zamanda bilek güreş hakemiyim. Gel. Haydi. Muhteşem sporcu bir hanımla karşı karşıyayız. Sporcuyum. Nasıl kendi buldun beni? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Süper. Ya yok ya, harika. Çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Kusursuz. Hocam şey yaparsınız artık, tabii biraz canım. Bir yönlendirirsin. Tabii, senden tabii. De alırım tüyola. Özel bir ders mi veriyorsun insanlara birebir yoksa bir özel salonda? Özel ders de veriyorum. Kendi spor salonum var. Diyarbakır'da işletiyorum. 9 yılları aktif şekilde. Bıraktın orayı, geldin burada mı yapacaksın? Orayı bıraktım. Aşkımın peşinden geldim. Aşkının peşinden. Adı neydi eşinin? Ahmet. 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 Bak sana ne diyeceğim. Ne bir şarkı vardı. Ahmet'e kucak dolusu selamlar, sevgiler. Evet. Yeni evliler. Evet. Peki yemek aşkı nereden geliyor, yemek yarışması fikri kimden çıktı? Vallahi doğuştan herhalde bir yeteneğim var. Ama önce seni bir kapıya tekrar yolluyoruz, evet, yoracağız tamam. Seni biraz.
Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatice ben. İsa ben. Memnun oldum. Buyurun. Merhabalar. Ay dur. Merhaba İsa, hoş Merhabalar, geldin. Merhabalar Zorlu Hanım, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, nasılsınız? Ben de iyiyim. Defile nasıl geçti? Defile. Şampuan nasıl? Çok güzel. Ha, iyi mi Gotye? Mükemmel. Vallahi. Evet. Paris Moda Haftası'ndan İsa geldi. Teşekkür ederim, sağ olun. İsa nereden geldin gerçekten, şaka bir tarafa? İstanbul'dan geldim. Gel gel yanaş ver. İstanbul'un neresinden? Moda'dan herhalde. Yok, Eyüp'ten geldim, Göktürk'ten geldim, Eyüp'ten geldim. Hoş geldin. Hoş ne bulduk. İş yapıyorsun İsa? Ticaretle uğraşıyorum. Ticaret. Ticaretle uğraşıyorum. Ama bu tarz çok hoş. Ben dedim herhalde stil danışmanı. Ben de öyle sandım. Modacı falan. Yani genel olarak giyim tarzım bu. Hem iş gereği hem bu tarz seviyorum yani. İş gereği, açık ticaret evet, artık evet. Biz görmeyeli bayağı, değil mi? Yani sürekli insanlarla beraber olduğum için. Hoş geldin. Peki kimsenin bir dokunuşu var mı? Senin kendi tarzın. Kendi tarzım. Kendi tarzım evet. Çok teşekkür ederim. Göz zevkin çok iyi o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim tarzını. Gürbüz'ün de gözü kaldı ceketinde. Hayır. Dur bir korkutma daha ilk günden. Sen kapıya tekrar bakacaksın. İsa Bey iş insanı Zuhal Hanım. Efendim? İş insanı İsa Bey. Evet. İş insanı evet. İsa Bey. Boş insan Gürbüz. Estağfurullah. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Çiğdem, memnun Buyurun, oldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Çiğdem. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsınız? Ben de çok teşekkür ben ederim. İsa, Çiğdem gel sen de aramıza katıl. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çiğdem ne taraftan geldin? Ben Bursa'dan geldim. Evet. Bursa'da. Evet. Bursa'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Gemlik'ten geldim. Gemlik. Evet. Ah gitmiştik oralarda da çekimler evet. Yapmıştık. Zeytinler bile toplamıştık ve ne güzeldir yeşil Bursa'mız. Kucak dolusu sevgiler. Misafir olmuştunuz kendiniz orada. Evet. Çok evet. Selam var size. Ama aleykümselam, tanıyor musun? Tabii ki. Valla. Tabii ki. Ay tekrar selamlar oradaki herkese. Yolumuzu kesişti. Peki sevgili Çiğdem ne iş yapıyorsun? Ben Şanlıurfa'nın İranşehir ilçesinde doğdum. Aa! Evet. Aslen Urfalı mısın? Aslen Urfalıyım. Şanlıurfa'ya da o zaman selamlar. Evet, çok selamlar gönderiyorum. Ne güzel, Diyarbakırlı Hatice. Çok memnun oldum. Yakın. Sen ne evliliğinde? Ben Erzincanlıyım aslında. Erzincan'a da güzel bir selamımızı yollayalım. Bir lokantam var benim Gemlik'te sahilde. Esnafım kendim. Ne diyorsun? Tabilot üzerine çalışıyorum. Yemekçisi? Evet, evet yemekçiyim. Kendin de yapıyorsun. Kendim yapıyorum. Oh, evet. oh maşallah. Tabilot usulü, taşeron firmaları, ofislere falan. Çok güzel, ne güzel. Güzel, küçük bir yerim var. Ekmeğini mutfaktan kazanıyorsun. Ki, kaç yıldır? 4 yıldır çalışıyorum ben kendim. Süper. Evli misin? Değilim ama 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Onlar yardım ediyorlar mı annelerine? Oğlum avukat. 26 yaşında bir oğlum var avukat. Ay. Kızım 17 yaşında üniversiteye hazırlanıyor. Ah dur. Ay dur anacığım yavaş yavaş. Oğlu avukat kızı. Çok gençsin. Teşekkür ederim. Çok gençsin. Çok bayağı. Genç duruyorum. Çaktırmayanlardan sende. Oh maşallah harika. Erken mi evlendin? 20 yaşında oğlum oldu. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hatice ben. Teşekkürler. Ben de Erdem. Nasılsınız? Çok İyiyim, memnun teşekkür oldum. Ederim. Böyle güzel mütebessim bir yüz görünce biz daha şimdiden mutebe olduk zaten. Hadi bakalım. Buyurun. Erdem Bey. Zuhal Hanım nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Sizi gördüm, çok mutlu oldum. Ay, bir mukabele. Böyle güzel bir masada bulunmaktan çok onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de daha bir güzellik katacaksınız, renk katacaksınız çok diye teşekkür düşünüyorum. Ederim. Sevgili Erdem sen de hoş geldin. İsa. Merhaba. Hemen sağ tarafında Çiğdem var. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi misiniz? Böyle kötü bakıyorsunuz daha şimdiden. Olur mu? Hayır. Daha bismillah yeni oturdum ya. Siz de hemen de çabuk başladınız. Böyle birden bakınca korktum. Herhalde tokalaşmayacak zannettim ama. O bu yadırgadı o. Evet, sağa evet. Sola. Bir anda böyle yanımda görünce. Evet. Ama aman. Yine de korkun derim ben. Ama siz de benden korkun. Aa öyle mi? Korku dolu bir hafta. Siz de benden korkun ya. Onu göreceğiz bakalım. Kim bence hepiniz benden bakalım. Korkun diye. Bizden korkuyoruz. Korkmayalım. Zaten. İnşallah güzel sevgiyle, muhabbetle, neşeyle, lezzetle dolu bir hafta olsun inşallah. İnşallah. Umarım i̇nşallah. Evet öyle olur. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hatice ben. Memnun çok oldum. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Hala böyle sunucular var mı sahte sahte böyle? Efendim ay çok seviyoruz yani. Var. Sürekli gülen falan hiç doğal gelmiyor bana ya. Var isim vermiyoruz tabii şimdi ayıp olur verilmez öyle ama. Mi? Var mı bildiğiniz var, bir isim? Var. Hadi ya. Var yani. Erdem hızlı bir giriş yaptın sen. Şu anda biraz daha ya, emeklilik. Emeklilik. Merhaba. Dur. Evet, Arzu. Arzu geldi hoş geldi. Nasılsın Arzu? Güzel görünüyorsun. Sen de öyle. Çok teşekkür ederim. Lütfen gel. Çok sevindim. Ben de. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Arzu ile beraber bu haftaki kadroyu tamamladık.
Hoş geldin sen de Arzu. Hoş buldum. Ne hoşsun. Çok teşekkür ederim. Saçlar, çok maçlar, tarzın. Teşekkür ederim. Bayıldım herkesin şıklığına, enerjisine. Gözler böyle cıvıl cıvıl vallahi. Ne güzel. Enerji ne kadar önemli bir şey değil mi? Arzu sen nereden geldin? Halkalı'dan geldim. Halkalı. Atakent'ten. Aslen neresi? Artvin Şavşatlıyım. Ay ne güzel. Artvin'e de kucak dolusu. Sevgiler, selamlar. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan yarışmacımızın masasını ve diğer üyeleri sizlerle konuşacağız, tartışacağız. Ama öncelikle bir duyurumuz var. Şimdi bugün yayın tarihi itibariyle Ramazan'ın ilk günü. Yani seyircilerimiz bu yayını izlediklerinde gece sahurlarına kalkmış ve ilk iftarlarını bugün itibariyle açacak olacaklar. Ben şimdiden bütün İslam âleminin hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ramazan güzellikle, bereketle gelsin inşallah. Sağlıkla, keyifle geçireceğiniz oruçlarınızın, ettiğiniz duaların kabul olacağı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek Ramazan ayı inşallah sağlıkla geçsin diyoruz. Ve de efendime söyleyeyim. Şimdi hemen ilk yarışmacımız sevgili Hatice'nin masasında bir değerlendirelim. Bakınız nasıl bulacaksınız acaba, merak ettik. Biraz örtü kısa gelmiş gibi. Aa, görmedim ben orayı. Burada. Bu örtüyü ben Diyarbakır'dan getirdim. Oo. O yüzden masa ölçüsünü bilmiyordum. O yüzden biraz kısa geldi. Olur olur, o kadar. Ama bize ölçüler genelde veriliyor. Hayır, ben önceden getirdim ama Diyarbakır'dan. Siz daha önceden buraya getirdiniz, anladım. Olsun. Da tekrardan yaptırabilirdiniz. Yani. Tekrardan. İsa yeniden diktirecek falan yani. Yani çok az bir boşluk var zaten. Çok bak benim gözüme bile çarpmadı yani. Ama yarışmacı hiçbir şey kaçırmazdı. Evet. Evet, Diyarbakır aslında desenliydi ya. Evet, el hiç örgüsü. Gerek yoktu. El örgüsü daha gösterilse daha güzel olurdu bence. Ha. Yarın yani, daha şık duruyor. Ben böyle beğendim. Bence o şık. Senin değil mi bunlar? Evet, evet. Çok hoş. Hı-hı. Beğendiniz mi Erdem Bey? Vallahi ben biraz buruşuk buldum. Neyi buruşuk buldunuz? Biraz buruşuk böyle ya, tam hayır, iyi gayet ütülenmemiş. İyi ütülenmemiş. Olur mu ya? Bak şuralara bak böyle. Aa, öyle bir şey yok. Yani ben hani bana benim gözüm öyle göründü. Siz yanlış gördünüz. Ne göz var Erdem sen? Erdem Bey nereden görüyorsunuz? Yani acaba ben hani fazla çok böyle çarşaf gibi ütülenmiş örtü görmediğim... Hangi gözle baktınız? Bilmiyorum. Yani kırışıklar da var. Gözlükle ben çıplak gözle bakıyorum. Valla ben de bir sene çıkartıyorum. Evet, var mı? Şimdi yok. Şöyle baktığım zaman... Yok. Yani herhangi bir olay yok burada. Ben şöyle hani görünce... Ama olay oldu. Bir baktım adama gözlükle. Evet, evet, evet. Şimdi Zuhal Hanım... Yani kusura bakmayın, hani eleştirilmiş olmak için, konuşmuş olmak için yok, değil. Ben şöyle mesela şöyle katlı gördüm. Acaba bu çekim hayır, anı oldu? Hayır, şu an şey oldu. Şey an sonra şu da biraz ufak bir şeyler var. Sen bu detayları ne var? Ne var? Ne var? Bu örtünün ne rengi var? Nedir? Örtünün rengi. Neye benziyor? Beyaz değil mi? Buz mavi. Ekru gibi böyle hafif böyle. Ha, ekru gibi. Bej gibi sanki yani, değil mi hafif? Aynen. Ya Erdem Bey yeni başlıyoruz. Yani hemen direkt böyle. Nereden gördün? Nereden çıktın? Nereden baktın? Ya direkt böyle belli oluyor. Bence o örgü yok. Hayır bence siz olanları eleştirin. Olmayanları için. Yok ben benim gözümde bu var. Ne diyor bu ya? Daha yeni geldi. Bismillah. Yok bu. Hatta kırışıklık bile yok. Sırf konuşmak için konuşuyor. Hiçbir şey bilmiyor. Çok kurulu geldi. Ben gördüm. Hangi göz ya? Ben bu göz. Bak bu gözle görüyorum. Abi sen yanlış görüyorsun. Yok ya ben gördüğümü söylüyorum. Siz görmemiş olabilirsiniz. Biz bazı görmüyoruz. Ben de görmüyorum. Yani, ben karışıklık görmüyorum. Ben çok karışık örtü gördüm. Gördüm. Göz vardır görmez. Bir saniye arada da dinleyeceğiz mi? Erdem Bey. Hayat böyle geçmez. Geldi. Bir şey söyleyeceğim. Yok gelmedi. Bakın burada ben çok örtü gördüm ki buruşuk, kat izleri ama bu onlardan biri değil Erdem, haksızlık ediyorsun. Ya ben hani böyle neresi buruşuk ya? Direkt gözüme çarptığı için söyledim. Yarın topluca göz doktoruna gidiyoruz. Erdem Bey, masayla alakalı yorum yapabilir miyim? Yap, tabii. Düz olan şeyi böyle kırışık gördüğünüz için söylüyorum. Masa, yemekle şu alakasız an sizin masa. Gömleğiniz daha buruşuk değil mi? Yani ben bakıyorum ama iki çizgi çıkmış. Ama şu anda çıkmış. Sizin gibi. Aha, çok çizgi var. Hatice! Ama siz diyorsunuz ya ben jilet gibi ben yaparım. Öyle bir şey yok yani. Ya bakın gömleğinize. Erdem Bey, biraz... Yalnız iyi yakaladı. Ne göz var. Bu haftaki yarışmacı çok iyi cavlıyor gözleri. Yani... Hayır ben örtü için konuştuğum için benim üzerindeki belki gömlek ütülü olmamış olabilir. Pantolon çok ütülü olmamış olabilir. İyi de bir şey söyleyebilir miyim? Örtüde gördüğüm bir şeyi şey söyleyebilir miyim Erdem? Gördüğümü söyledim. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Siz buraya gelirken ütülü bir gömlekle gelin o zaman. Karşısında da ütüsüz olmayan bir şeyi yani daha doğrusu ütülü olan bir şeye ütüsüz demeyin. Ya siz kendiniz böyle geliyorsunuz. Direkt böyle bir masada ütüsüz bir masa örtüsü var. Allah yardımcımız ama olsun. Yani ben söylemek zorundayım. Ya neyi yani. Söyleyeceksin? Olmayan bir şey daha, mi söyleyeceksin? Daha çok şeyler söyleyeceğim. Neyse buraya yeterince kadar konuştuk. Söyle. Söyleyeceğim. Daha konu çok o değil. Bak istediğin kadar. Girdiğimiz buyurun. Gün. Buyurun. Davet masasına geliyorsunuz. Özenli gelmek zorundasınız. Evet özenli gelmek zorundasın.
düğmenizi bağlamak zorundasınız. Hayır. Siz özensiz şimdi geliyorsunuz. Neyine bağlayacak? Ama şu düğmeyi tamam bağlamak. Tamam da yani ben örtüde gördüm diye şimdi iş benim. Ya. Beyefendi yani, çok özensiz gelmişsiniz. Ya bunu söylersen o da gelir. Hava sıcak şu anda. Ben bunu özellikle böyle yaptım ki çok terledi. Bak şimdiden beni terletmeye başladı. Peki beni konuşturacak mısınız? Ama yani örtüyle alakası yok yani şu an. Beni konuşturacak mısınız? Buyurun buyurun konuşun buyurun. Bunu eleştirirken gerçekten gömleğinizin ütüsüne biraz dikkat edin. Daha özenli gelirseniz eleştiriniz ciddiye alınır. Bunu söylersen onu da söyleriz. Olmaz ya yani bu da var ya sırf kusur bulmak için daha bismillah nereden karışıklık gördün sen öyle. Konuşmak için konuşuyor. Erdem Bey çok patavatsızdı, çok geldiği zaten kıyafet alakasız bir durumdu. Yani hani normalde sokakta gezdiği kıyafet bile o şekilde olacağını düşünmüyorum ben. Çok ütüsüz bir kıyafet giymiş ve masa örtüsüne laf etti. Gör görmez kendisine zaten bir gıcık kaptım. Çok enteresan bir tip olarak geldi, bir antipatik bir tip zaten. Ben tam 5 gün Erdem Bey'le uğraşacağım. Önce kendi kıyafetine bak. Kırışık şeyi geldi ki yok benim üreti belli değil. Terledim bir peçete alabilir miyim? Beni terlettiler gerçekten. Sen daha çok terleyeceksin. Çok terlemeye geldim zaten. Çok terleyeceksin. Terlemeye mi? Hamam mı burası? Peki ya? Bunlara yorumunuz var mı? Burası. Evet bunlara da var mı? Bunlara yorumunuz var mı? Onlarda da var ama onlar tabii peçete olduğu için fazla şey olur. Ben masa örtüsü üzerine daha çok konuştum. Ay çok şükür. Şimdi bakın onlara yorum yapmadınız. Ya bir masa örtüsü nerelere gitti? Farklı bir şey konuşmak isteyen. Geri alalım söyle. Ben konuşabilir miyim? Buyurun. Masa örtüsü, masa düzeni benim için çok önemlidir. Nedeni de şu. Masa düzeni yani misafirperverlik daha doğrusu kişinin biraz vizyonunu yansıtır. Yaptığı yemeklerle beraber bağdaştırılır. Ama gördüğüm menüyle masanın alakası yok. Yani ben biraz daha... Ben peçete halkalarını bile Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yani burada sadece peçeteyle alakalı konuşmuyorum. Ben biraz daha yani yemekler çünkü Anadolu'ya ait yemekler. Teşekkür ederim. Doğu mutfağını yansıtmak doğu istedim. Doğu mutfağını yansıtmışsınız elinize sağlık ama masayı biraz daha ona tertipli yaparsanız. Otantik bir masa mı istiyordun? Hayır. Yani... Yer sofrası mı isterdiniz? Hayır. Aa, yaptı YTL Osman. Vallahi güzel olurdu. Yer sofrası da güzel olurdu. Aman ben yaptı da onu YTL Osman. Öyle tipiniz ay ay benim ay bacağım uyuştum dediler. Çok oturdum. Yok. Ama şimdi bakın. Çok oturduk yani. Artık yemek var. Şey. Çok oturdum. Ve çok konuştuk. Onu hadi. Ama biz doğuda da zaten böyle sofralar. Bak zaman aleyhine işte bu çorbayı artık tatmamız lazım. Arkadaşlar. Eline sağlık. Haftanın ilk yemeği aşçıbaşı çorbası. Evet bakalım. Masa örtüsü benim için ben iddiamda devam ediyorum. Baktığım zaman böyle pürüzsüz değildi. Kırışıklıklar vardı, buruşukluklar vardı. Ben de açık açık söyledim. Bence buruşuktu. Burada da söylüyorum. Yani Diyarbakır'dan gelmişti tabii. Diyarbakır uzun yoldan geldiği için belki yolda ötüsü kaçmış olur, bozulmuş olabilir. Yani kabul etmek lazım. Nasıl kısaysa, hani kısalığını kabul etti, tam ölçüsüne göre gelmediyse, bunda da böyle bir buruşukluk var yani. Benim gözümden kaçmaz. Ben doğruları söylerim. Masa düzeni gayet güzeldi. Sadece ölçüsü kısaydı, şanssızlık yaşadı. Onun dışında gayet güzeldi. Evet Çiğdem, içmiş gibisin. Evet. Yorum yapacak gibisin. Yapacağım, evet. Hadi yapıştır. Şimdi bu çorba çok da zor bir çorba değil zaten. Ezogelinin bir nevi bir değişiği. Ne olması gerekiyor? Yani ezogelinin bir değişiği yani. Sadece nasıl pirinçte bulgur yok biliyorum. Nasıl yapılıyor? Soğan kavuruyorsun, soğan için un koyup biraz kavuruyorsun, evet. Mercimeği atıyorsun, mercimekler... İçine su kaynar suyunu, tavuk suyunu atıyorsun. Tamam. Kaynadıktan sonra şehirleri koyup tavukları dizip içine atıyorsun. Tamam. Ama tavukları bir haşlıyorsun yani önden. Yani haşlanıyor. Didiliyorsun. Çok zor yani kendi mesela çorbamın yanında çorba pek zor görmüyorum. Mesela yani çorba çok zor? Mercimek çorbasına sadece tavuk didikliği koymuşsun diyebilirim. Bu mercimek çorbası değil. Bilmiyorsanız öncelikle öğrenin. Şöyle kesinlikle söyleyeyim. Lezzeti yerinde mi?
tuzu biraz eksik gelmiş. Eksik mi? Karabiberi biraz eksik gelmiş. Biraz daha baharatı biraz bence daha böyle. Bence şu an sadece kusur bulmak hayır. için öyle diyorsun. Kusur aramıyorum. Hiç kusuru yok. Biraz daha kesinlikle hayır. Tuzunu biraz fazla katabilirdin. Daha karabiberi fazla. Az mı dedin? Karabiber çünkü bu çorba baharat isteyen bir çorba. Bayağı bir aslında. Attım. İzleyince görüyorum. Bayağı şu an boğazımda yani. Acı hissediyorum. Bu çorba baharat isteyen bir çorba. Ve yok mu baharatı? Yani bir nevi bir tık daha fazla olabilir. Şimdi ben bilmiyorum. Bir tık fazlası da. Çorbanın tuzu mu? Çorbanın tuzu az. Az diyor. Az. Fazla değil. Az diyor, baharatı da az diyor. Baharatı da az diyor. Sen katılmıyor musun Nisa? Baharatlı bir çorba bu çünkü. Ama baharatlı bu da ya. Ben katılmıyorum size. Çorba evet mercimek çorbasını andırıyor. Orada katılıyorum. Hani tabii ki içine mercimek katıldığı için ama kıvamı, tadı bence gayet başarılı. Afiyet olsun. Şöyle bir durum var. Tavuklar az geldi bana. Bir yani, tane but koydum. But koymuşsunuz evet ama hı-hı. biraz tavuk içinde az geldi. Ama genel itibariyle çorba çok başarısız çorba değil. Ama siz mercimek çorbası tadını aldınız galiba. Evet. Evet var o biraz. İçinde ona mercimek katılıyorum. Var. Katılıyorum. Tamam evet, ama, mercimek olduğu ama için ne olabilir normal yani onu anlamadım. Yani mercimek yerine sen hani orada nohut mu bekliyordun? Nohut beklemedim ama evet. ben bu çorbanın baharatını biraz daha bir tık daha fazla oldu. Tamam da çorbanın içinde mercimek çorbası var. Yani. Şey, mercimek katmış bilemem. İçine ne olacak? Ben, nohut yani. Mu olacak yani? Nohut olmayacak tabii ki özelliği bu. Hani yani şimdi bu çorbanın çorbanı... özelliği böyle, bu çorba böyle yapılır. İçine nohut koymam gerekseydi nohut koyacaktım. Nohut koy demedim zaten. Tamam ben mı? Şu an mercimek nohut. Olduğu için mercimek baharat tadını alıyorsun. Baharat koy demiyorum. Baharat olduğu için yoğun. Şu an boğazımızı yakıyor. Vallahi benim boğazımı yaktı baharatı gayet. Yerinde geldi. Yo. Bakın biraz daha nane katabilirdiniz. Nane mi? Bir tık. Yani benim ağız tadım tabii. Benim ağız tadım. Ama sizlerin ağız tadına göre değil de. Yok yok tabii estağfurullah. Benim ağız tadıma göre değil. Ama şimdi direkt mercimek odaklı olduğu için bu çorba. O tad alman çok normal ya. Peki. Ya boş. Dur Arzu'yu hiç duyamadım ben ya. Boş yorum yapmıyoruz asla. Boş kesinlikle mu? Boş bir yorum değil bu. Ben kendi nasıl görüşümü ya? Söylüyorum. Bu, ben de sonuçta bu yemekleri yapan kişiyim. Ya ben tabii gayet ki yapıyorsun. Ama bugün yapan kişi... Benim yaptım. Bugün ben böyle ya. Yapmıyorum. Hatice. Ben biraz daha yoğun baharatlı. Ben kendi ama o şimdi bak söylüyorum. O şeye giriyor. O senin kendi zevkine giriyor. Hayır. Çorbanın yapılışı öyle değil. Ama şimdi koymuş. Koymamış Merdan baharat. Valla şimdi ben her şeyin doğrusunu söyleyen bir kişi olarak... Ne güzel. Biraz tuzunu az buldum. Tuzunu birazcık az. Daha bir tık daha olabilir. O konuda sonra haklı. Ben tavuk severim. Ne tavuk. Güzel. Ama bu çorba hani aşçıbaşı çorbası ya... Evet. En büyük özelliği de mercimekle tavuğun hani bir araya geldiği bir çorba ya... Evet. Ben böyle bir çorbada böyle küçük küçük de olsa lop lop da olsa bir tavuk eti beklerdim. Var lop lop. Tavuk ama gelmedi var. Bana. Bayağı var. Lop lop mu? Bana gelmedi. Ben ya şöyle bayağı Erdem Hanım tiftik dediği için... Evet. Bayağı bir evet ama az. Katılıyorum. Ama yani objektif olarak baktığım zaman mercimek tadını almanız gayet normal ya. Yo, mercimek çorbaya zaten alınır, zaman, alınıyor. Ben daha evvel İsa bir dinleyelim mi Erdem'i? Beğenmedin mi çorbayı? Çorbayı yani çorbanın tad olarak içilmeyecek bir çorba değil. Ne güzel. Zaten öyle bir şey dersem yalan söylemiş olurum. Sahibi burada çorbanın. Ama ben şimdi bu çorbayı atıcı burada biz ev ortamındayız. Normalde aslında misafirliğe gidince eleştirilmez ama burada söylemek durumundayım her şeyi. Bu yemek yarışması. Yani şimdi ben bir bu çorbayı restoranda içiyor olsaydım garsonu çağırırdım. Eğer derdim ki hani bu çorbada hani tuz az ben katacağım ama bunun neden içinde tavuk yok? Ben bunu tavuk sevdiğim tavuk için. Yok. Şöyle bir yapabilir misiniz yaptım. Erdem Bey? Şöyle yapın. Bak çekimlerde bana bakacaksın devamlı yaptım hepsini böyle. Hepsini yediniz demek sonra ki, diyorsunuz yok. Yok yemedim gelmedi ki. Yani yiyecek gelmedi yok gelmedi. Ben hissetmedim. Herhalde arada kaynadı. Vallahi yarısı da tencerenin içinde arada kaynadı. Etler var yani. Yani benim cahilliğime verin. Ben bu estağfurullah. Cahillik demeyeyim de belki yediniz farkında değilsiniz. Tavuk yani etinin lezzetini tavuk. Hissedeceğimi düşünmüştüm. Ben hissettim. Tavuk suyu ben sadece de, tavuk suyu acaba hiç ben, normal su bile yok. Bayağı tiftik tiftik geliyor demek benim ki, ağzım. Demek ki bende o zaman... Ama bunun içine şey böyle kuşbaşı kuşbaşı he. Konmaz ki benim hayır, bildiğim. Hayır bu böyle olur. Böyle tiftik şimdi, tiftik konur. Sen öyle, löp löp beklemişsin o çorba bu çorba değil. Öyle bir yerde herhalde işte... Ama o başka bir şeydir. Ama o da aşçıbaşı diye geçiyordu. Ondan bilmem ki yöresi mi farklıydı tavuğu acaba? Tavuğu hissetmiştim. Genelde parça tavuğu hissedemedi. Yani, evet. Belki şöyle. Bunun tarzı budur ama hani ben kendim şahsi düşüncemi söylüyorum. İşte şahsi düşüncenizi istemiyoruz. Tamam. Onun da şahsi düşüncesi şimdi... çok acı bir çorba bekliyor herhalde beyran ha. gibi. Sen löp löp et bekliyorsun ama çorbanın ha. oluru buysa böyle. Yani olmuş mu olmamış mı ona bakacağız. Ama ben kendi damağıma göre hani benim i̇şte kendi şeye bakarsam ha. çok mu beğendin diye sorarsanız çok beğenmedim. O çok zaman. Beğenmedin. Yani açık sen açık. Beğendin mi Arzu? Tadı kıvamı yerinde. Yalnız tavukların çok ip değil de şehriyeden birazcık daha kalın olmasını tercih ederdim. Yani ya da benim tabağım öyle denk geldi. Çok ip. Bana da öyle denk gelmiş. Yok çok büyük değil parçalar. Yani doğru. Şehriye kıvamında olsaydı daha güzel daha zor güzel değil olurdu. Tiftiklemek ince ince. Yani tabii daha zordur ama tavuk
ağzıma aldığımda tavuğu da hissetmek isterdim. Sen de mi hissedemedin? Evet, size ağzım çok da acaba tavuk. Ben de valla... Tesadüf olmuş herhalde. Habire tavuk geldi her taşıyımda. Yok, bana gelmedi. Ki ben bayağı içtim. Resmen mazeret bir şey değil mi? Bayıldılar. Parmakları yoktu, gördün mü? Hepsini yedi. Yani bakıyorum, aynı sadece şehriye görüyorum. Efendim? Yok, sadece şehriye var. Nereye gittin? Geldim. Eleştiri yapıyorlar, niye kalktın? Arzu konuşuyordu, duydun mu ne dediğini Arzu'nun? Ne dedi? İşte keşke olsaydın burada. Bitmedi ki eleştiriler, niye kalktın? Neyini eleştiriyorlar? Duymamak için. Mükemmel. Ha, zaten neyini? Aa, hiç boş ver, kalk git ya. Elimi Diyarbakır'dan özel olarak getirdim. Çömeğimi getirdim, şekerimi getirdim. Harikasın. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Doğrudur. Ama özel olarak Diyarbakır'a gittim. Bunları hepsini olarak getirdim. Peki, bir sonraki yemeğimize sabırsızlıkla bekliyorum. Kuru dolmaydı. Kuruluklar da mı Diyarbakır'dan? Hepsi diğer kendim yani kadın taşımış. Özel olarak getirdim. Böyle mi vereyim 3 tabağı birden? Şöyle, tamam. Aynen böyle alayım. Hadi öyle al, hadi öyle verelim. Valla ben beğendim. Tuzu biraz az eleştirisine katılıyorum. Onun dışında bence gayet geçerli bir çorba. Kusur bulmak için konuşuyorlar ya. Kıskandılar çünkü benden bu performansı beklemiyordular. Daha çok şaşıracaklar. Aşçıbaşı çorbası zaten orada da söyledim. Normal bir mercimek çorbasını işte tavuk didiklemiş, koymuş. Baharatlarla biraz renklendirmiş sadece. Aşçıbaşı çorbası fena değildi. Aşçıbaşı çorbasını beğendim açık konuşmak gerekirse. Güzel bir çorbaydı. Çorbayla alakalı yapılan eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Ben beğendim çorbayı. Sen nereliydin Erdem? Ben İstanbulluyum. Doğma büyüme? Burada doğdum, burada büyüdüm. Ha, aile falan, kökenler? Yani ona bakarsak mesela Antalya taraflarından da var. Yani ama hani ben burada doğup burada büyüdüğüm için İstanbulluyum diyorum. Evli misin Erdem? Şu anda bekarım. Bu kadar çok konuşursa Erdem Bey kim çekecek ki? Tabii ki boşayacaklar yani. Benim kocam olsa var ya, havada boşardı. Ne iş yapıyorsun Erdem? Ben ne iş yapıyorum? Nasıl anlatayım şimdi? Böyle sorunca hemen insan biraz utanıyor söylemeye ama. Hani televizyonlarda elimizde kumanda kanalları zaptıyoruz ya. Evet. Öyle anlatayım. Gireyim konuya yani. Gir. Kanalı zaptıyoruz. Evet. Mesela TV8'in yanında başka bir kanal çıkıyor. Uydu evet. Kanalları. Orada mesela bu çorbanın bir malzemesini ya da bir yemeğin malzemesi veya bir elektronik eşya olabilir, telefon olabilir. Evet. Ve hani bala pek girmiyorum çünkü o sıkıntılı. Bu tip ürünleri ekranlarda tanıtıyorum. Bala girmiyorum bala deyince girmiyorum. O satış yapanlardan tabii, mısın? Tabii onu yapmadım çünkü ben işin her şeyin doğrusunu yaparım. Onun için her zaman bala beni gördükleri zaman bana inansınlar. Uydu kanallarından evet, satış yapıyorsun canlı. Evet. Ama ben güvenip almam sizden. Niye? Masa örtüsüne. Ama o başka dediniz. Bu başka. Aa, olmaz. O sizin bileceğiniz. Ya ben de anlamam. Çok yani, güzel olmak lazım. Yasa fiyatının çok daha düşüğüne. Yok gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. En kaliteli ürünleri gönderin. Bu ara ne satı? Bak piyasa fiyatının en düşük fiyatını, 1/4, 1/5 fiyatını gönderiyoruz yani. Erdem Bey sizin karakter oradan geliyor. Yani orada... Konuşkanlık değil mi? Pazarlama. Konuşkanlık haricinde o başka bir konu. Ben de normalde ticaret yapıyorum. Pazarlama üzerine yapıyorum. Ticaret de hoşum. Ne ticaret yapıyorsun? Tekstil. Tekstil. Tekstil firmam var. Evet. Onun haricinde... Bu dövmeler falan hani ne oluyor her tarafta dövmeler böyle? Dövmeler ne oluyor? Bu dövme tato diye geçiyor. Tato. Dövme oluyor yani her bildiğimiz tato dövme. Tato diye geçiyor. Her yerde var yani burada sağda solda. Benim genel itibariyle evet her yerde var. Ben, kaç dövmen var? Ben yapmam şahsen. 9 tane var. Ben karşıyım böyle şeylere. Ben ya kesin, size göre ben ya dövme yaptırmam. Ya size göre bana üstüne para verseler, üstüne para verseler parmağımın üzerine vallahi ben de sana üstüne para versem ben de böyle gelmem. Ne var gömlek kravat mı? Ne alaka? Bizim dövme şimdi bugün Türk yani 1950 yılında mı? Ta Mustafa Kemal Atatürk döneminden beri evet. Gömlek kravat var olan biz bir şey. Biz de gömlek giyiyoruz. Yani benimki gayet standart. Yani bu önderimiz de. Bu önderimiz. Ne şık giyiniz. Evet. Ne vizyoner adammış Allah rahmet eylesin. Şimdi Zuhal Hanım seyircilerimiz olacaklar. Senin ceketin de yok mu diye. Ceketim rengi kamerada uygun olmadığı için tarama yapıyor deniyor biliyorsunuz. Çizgili bir şey mi getirmiş? Çizgili bir şeydi. Ceketi mi çıkarttın? Olabilir, olabilir. Çünkü seyirci diyebilir ki niye ceketin yok? Ya, doğru. Ondan dolayı. Gazi Mustafa evet, Kemal Atatürk vizyonlu bir adam. Yani o dönemden zaten bizim hiç ulaşamayacağımız giysileri giyiyor. Ama Erdem de diyor ki ben de diyor gömlek kravat gelmişim. Evet. Neyini beğenmedi? Rengini bakın, mi beğenmedi? Ya bakın gömlek kravat... Ya bak ben şöyle iğneyi... Kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın. Başkasına. Yani bu böyle Erdem Bey böyle değil. Oturduğumuzdan beri şöyle bir muhabbeti var. Ütü yok o olmamış. Yok niye dövmem var? Niye bu var? Niye ya şöyle öyle? Şimdi beni konuşturacak. Tarza baktığımız zaman burası doğruların konuşulduğu bir sofraysa ben de evet. Doğruları konuşan genelde bir insan olarak. Genelde o da gayret ediyoruz. Yani ben metroseksüel bir insanı sevmem mesela. Ben sevmem. Ben sevmem. Bakın erkek. Yani sevmem. Ben gömlek kravatımı çok eleştiriliyor ya benim gömlek kravatım. Manikür pedikür yaptırıyor erkekler sen hoşlanmıyorsun. Ben olabilir. Sade bir insanım. Sevmem. Olabilir. Onun için bu tip kişilerden böyle eleştiri geldiği zaman bazen bana uymayabilir. Uymadığım zaman da hafiften böyle sesimi yükselttiğim zaman yanlış anlaşılmasın. Ben böyle içinden geldiğini doğruları döken Erdem bir insanım. Bir şey sorabilir buyurun, miyim? Buyurun. İsa Bey'in yarışma zamanında siz onun o hallerini
göz önüne alacak mısınız? Yani burada yemek yapacak, yeni yani çıkacak. Şimdi sonuçta. Biz her şeyi göz alıyoruz. Yani şimdi bu? Benim hayır. Çok her yanlış biz, bence. Biz şu anda onun yemeğini canım, konuşmuyoruz. Canım sen takı elbise seversin. O gayet güzel. Şöyle sever. Öbürü küpe yani. Takar. Biri yani saçını uzatır. Bunlar, tarzı çok şık bence. Sen yapmazsın. Bunlar puanla ilgili şeyler değil. Değil. Bunlar tartışıyoruz. Masadaki tartışmamız bizim yemek puanlamasın. Ya sen gömlek kravat takarsın. Saçını onu tarzın. Erdem bir şey diyebilir belki de. O dövmeli ellerle yapılan yemeği yemeyeceğim. Yani onu şimdi ne o kadar... Ya, elini şükürle ya. Ya. Diyebilir. Yani dövme... Hayır diyebilir. Ya iyi de dövme burada olsaydı derdim de burada yok burada. İyi de dövme ile hijyenin ne alakası var onu anlamadım. Zaten öyle şey demedi adam. Deme ya, hayır zaten tamam diyor. Hanımefendiye söylüyorum. Ben zaten şunu söyledim. Diyebilir vücudumda, belki. Vücudunun her neresinde dövme varsa yani beni ilgilendirmez. Benim için yemekle ilgili bir puan kırımı falan değil bunlar. Onu söylemek istiyorum. Yani dünyanın... en kötü yemeğini yaparsın söylerim. En iyisini de yaparsın söylerim. Orada dövmen var, buranda bir şey var. Bu beni puan kırmayla alakalı asla etkilemez. O ben zaman burada soframızda sohbet ediyoruz. Bir ev ortamında hasbeldeyiz. Ben de içinden geldiği gibi konuşuyorum burada. Teşekkür İçimi ederim. Döküyorum, doğruları söylüyorum. Teşekkür ederim. Rahatladın mı? Sana göre doğru. Öyle de bir insan değilim. Olabilir. Gömleksiz, kravatsız da çıkmam. Ne siz güzel. Beni göreceksiniz her gün gömlekte, kravatla. Ceketlerim eğer tarama olmazsa yani teknik imkanlarım var diye. Ceketim de olacak üzerimde bundan sonra. Ben böyle bir insanım. Sade, şeffaf. Yani benim dövmelerime laf etti Erdem Bey. Çok enteresan bir durum. Yok ben metroseksüel erkek sevmiyorum. Yok şöyle. Yani ne alaka benim dövmemle bunun masada konuşmasının alakası ne onu tam olarak anlamadım. Kendi çok demode bir adam. Demode olduğu için de böyle görsel olarak gördüğü şeyleri eleştiriyor. Çok komik. Erken sana çok gıcık kaptım. Ben dövme yapan insanın vücuduna dövme yaptığını insanı sevmiyorum. Bence hiç elde etmeyeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bakın bende hiçbir şey yok. Yani benim vücudum tertemiz, bembeyaz. Öyle olması lazım. Onu söylüyorum tekrardan. Erdem Bey haksızlık ediyor İsa Bey için. Dövme güzeldir, güzel durur, taşıması çok önemlidir. Metroseksüel erkeği herkes beğenir, herkes sever. Bence bakımlı olması gerekiyor bütün erkeklerin. Keşke Erdem Bey de biraz bakımlı olabilseydi. Erdem Bey'ciğim metroseksüellik güzel bir şeydir. Size de tavsiye ediyorum. O an ama elime yanlış. Ters geldi yani. Hiçbir hayır, şey kaçmıyor. Beyefendiye, size. Hanımefendiye verebilirsiniz. Çorbayı da aynı şekilde. Fark etmiyor. Sonuçta Zuhal Hanım da bizim misafirimiz. Hayır, kendine Zuhal Hanım'a vereceğim. Evet, ilk evet. Kendime Zuhal Hanım'a ilk önce konulur. Sonra ben diğer misafirlere. Yok, kendinize koyuyorsunuz onu söylüyorum. Fark etmiyor. Çorbada da yaptınız aynı şeyi. Öyle mi? Evet. Heyecan oldu herhalde. Heyecan ama ikinci kez aynı heyecan olmaz. İkinci kez aynı hata yapılmaz. Evet, hata bir davet sefer. Masası. Biz misafiriz burada. Erdem Bey reçel satacak. Bize saygı duymamaktır diye altlandırıyorum ben. Bu gidişte pazar. O zaman ilk önce misafir verelim. Afiyet alırsınız. Afiyet olsun. Evet. Takip ederseniz beni alırsınız tabii. Diyor. Bu programdan sonra takipçilerin de satışlarını da artar Erdem. Yani, onu inşallah. Da söyleyelim. Yani ben öyle bir biz niyet... öyle öyle ayağımız uğurlu geliyor öyle vallahi. Öyle bir niyette değilim ama olursa tabii. Yok oluyor tabii kendiliğinden doğalından oluyor. Aynen. Hadi bakalım kuru dolmalarımız geldi. Biber ve patlıcandı değil mi Hatice? Evet, onları da özel olarak Diyarbakır'dan getirdim. Her şey Diyarbakır'dan. Her şey eline Diyarbakır'dan. Neyse iyi yap. Diyarbakır mutfağını yansıttım size. O kadar iştahla yiyorum ki. Çok beğendiğim için. Öyle mi? Kravatıma damlattım. Aa, nazar değdi. Ya o kadar laf ederseniz. Ya. Yani ekşinin ekşiliğinden gözüm bir şey görmedi yani. O kadar yani. O kadar. Çünkü bu ekşili de olmaz. Çok beğendiğiniz herhalde. Bir bez var mıydı acaba? Ben hemen siliveririm şöyle. Ne bezi? Böyle sabun biber varsa. Islak mendil verelim. Verelim. Lütfen bizim arkadaşlar verirler. Erdem Bey yıkayalım isterseniz 2 dakika. Yok, onu ben mendil. Sonra yapacağım. Tamam. Dur. Burada bana vermişler sehpamı. Teşekkür ederim. Onu her şeye laf et, otur, baştan aşağı ver yansın. Afiyet olsun. Maalesef yarışmacımız Erdem, evet. Zolma yerken ekşilik yüzünden çünkü çok beğendi diye bence. O kadar beğendi var ya. Bence çok beğenmiştir Erdem Bey. Ekşinin tadından bir an gözüm kapandı.
Yani başım döndü, ama oraya döküverdim. Ama zaten ekşi dolma değil mi? Ekşi dolma ama Erdem ekşinin şey, ekşisi. Post fair oraya işine geldiği gibi. Metroseksüellerin. Buraya gel, şey, buraya az geldiniz değil mi? Erdem Bey, biz dedim size özel bir önlük getirdim. Önlük mü? Ben şunu soracağım. Bakın üzerime yemek dökecek kadar lezzetli ki yemekte üzerime hatta evet, kravatımı döküyorum. Afiyet olsun. Neden hep Diyarbakır yöresinden takıldınız? Çünkü ben Diyarbakırlıyım. Doğu mutfağını yansıtmak istedim. Bu lezzetleri siz de tatın istedim. Bence gayet güzel şey yapmış yöresi. Yani, kendi yöresinden pişirmesi evet, kadar doğal bir şey. Şimdi ben Diyarbakırlıyım. Başka yani, bir yöreye ait bir şey bildiği, yapmak hoş sevdiği. Olmazdı. Yani şimdi hani şöyle düşünüyorum hani. Olayı at gözleri değil, daha geniş perspektiften. At gözleri değil. Şimdi bu yörenin yemeklerini herkes bilmediği belli için ben belli bir kesime hitap ediyor. Hayır. Yani. Mesela siz beğenmediniz mi? Ben beğenmedim. Neyini beğenmediniz? Ben yani şimdi yemek güzel olabilir. Bak ben şunu söyleyeyim. Çok ekşi geldi bana. Ben bu kadar ekşili yemeği hakikaten yemem yani. Yani siz yemezseniz ama bu yemek böyle. Hani bu yöresinde de ekşili. Şimdi ben açık açık konuşayım. Şimdi bu ekşili bir yemek adı üstünde dolma, ekşili evet, dolma zaten ama zaten özellikle belirttim. Ama gerçekten bu kadar ekşili mi oluyor? Evet. Bu kadar mı ekşili? Sumakla yapılıyor. Yani evet. Tanesi var. Evet. 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 Yani ben zaten biraz, özellikle onu hani, soracaktım. Evet. Sumak mı acaba biraz fazla geldi? Hayır, tane sumak özellikle bu ölçüsü sormam gerekiyor. Tane sumakla evet, özel olarak mesela normalde toz sumakla bu lezzeti tatmazsınız. Yani yedim birkaç tadına baktım. Salçayı da içindeki salçayı, biber salçasını hepsini özel olarak yani ekşilerin dışında seni etkileyen başka bir özelliği pişmesi, lezzeti yok mu? Pişmesine bak, pişmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Güzel pişmiş. Afiyet olsun. Hani bana çok ekşi geldi. Onun dışında yani yenebilir güzel bir yemek. Şunu tamam, soracağım. Şimdi ahçıbaşı çorbasında tavuk vardı. Evet. Bunda da bildiğim kadarıyla et var. Et var. Evet. Neden tavuğun hemen devamını bir et yemeye getirdiniz? Hı. Tavuk hemen hani yani onun olabilir, devamı diye değil. Bu yemek dolmayla yapılıyor. Şey bu dolma etle yapılıyor. Ahçıbaşı çorba da tavukla yapılıyor. Yani herhalde yani, zeytinyağlı falan olsa daha mı? Daha mı iyi olur? Hemen tavuğun arkasına bizim et gelmiş gibi oldu. Bizim yörede daha çok yani et ağırlıklı diye olduğu için. Altına kaburga falan dizdim evet, mi? Evet, kaburga dizdim altına. Tamam, çünkü hepsini özelliği al, bunun öyle. Evet. Altına evet, kaburga. Evet. Kuyruk yağı evet, var mı peki? Da, hayır, işte, kuyruk yağı koymadım. De. Keşke çok az güzel böyle. Bunu herkes yiyemez, ağır olur diye kuyruk yağını çok tercih kıyma şeklini çektirip ben beğendim. Kıyma koymadım, bıçak kıyma. Yani ekşisi falan lezzeti güzel olur yemeğin. Evet. Güzel. Bir tık da keşke yani kuyruk hani normalde giriyor diye diyorum. Yoksa yemeğin yani normalde patlıcanı şöyle, çok güzel evet, olmuş. Ben beğendim kuyruk bu yemeği. Kuyruk yağı şöyle. Bu da var, herkes beğenmez. Ekşi kıvamı. Yöresel bir pul biber, yöresel salça. Hani her şey oradan kullanılması zaten. Evet. Ekşiliği tamam çok güzel. Ama ama siz ettiğiniz güzel de göbeklisiniz zaten. Evet. 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 İşte ben ondan biraz. Yani bana önce geldi. Et ağırlıklı diyor ki göbekli olurlar ama kendisi daha göbekli aslında. Et yemediği halde. Kendinden haberi yok. Erdem Bey. Göbek mi var bende? Yok mu? Değil mi? Spor öğretmeni. Ben gelin size spor özel ders vereyim. Çünkü siz çok fazla karbonhidrat tüketmişsiniz. Yani. Şimdi ben ekşili yemediğim için ben gene hani belli, daha çok belli, hamur aynen, işi ağırlıkta hamur yiyorum. Hamur işi yediğiniz için yapma. Onun yapmayın, farkındayım. Ekşiye, acıya. Çok yanlış tüketiyorum. Yoldasınız. Burada herkese söylüyorum. Ama bir de diyorsunuz ki et yiyorlar diye göbekliler. Erdem değil. Ama daha çok konuşarak spor yapmış. Et göbek yapmış. Fazlası zarar o ayrı da. Hayatımızda et haftada bir kere en fazla iki kere yenin diyor. Tamam doğru. Bunun dışında hani kolesterol şu bu ama işte karbonhidratı fazlalaştırmayacaksın. Tabii etin yanına ekmeği de yediğiniz zaman o zaman çok çok o zaman göbekler böyle olmaz. Oluyor. Peki, evet. Arzu'yu da dinleyeyim dolma hakkında. Pişmesi kıvamı güzel ama biraz daha kıyma görmek isterdim kıyma içinde. Kıyma yok içinde, bıçak kıyma. Kıyma değil var zaten. Et ama var, mini et bu, kıyma değil ya zaten. Kıyma yok onun içinde. Et de var, görmediğim için o zaman. Hayır, o zaten görünmüyor. Bıçak kıyma diyorum ya, hiç görünmüyor. Evet. Yani bıçakla kıyma haline mi satır getiriyorsun? Satır kıymayı evet. Tamam. Bıçakla böyle yok olacak şekilde. Sen mi yaptın Hatice? Hayır. Eriyip gidiyor yani öyle, içinde. Aha, evet. Ama işte et görüntüsü yok. Görünmez et. Etin lezzeti i̇şte, olur. Bilmiyorum. Görüntüsü olmaz. Yani etli deyince aha, ben onu görmek altına isterim. Zaten kaburga da bilmediğim için o lezzeti almış zaten. Evet. Onu görmek isterdim. İhsan sendeyiz. Şimdi yöresel kıyafet şey yöresel ben tekstilci olacağım kıyafete geldim. Aklı fikri kıyafette. Evet, evet orada yapacak bir şey yok. Şöyle yoğurt çok güzel. Hazır olduğu için güzel yoğurt yani yoğurdu. Herhalde hazır olduğu için yoğurdu organik şeyleri çok beğenmiyorsunuz. Yoğurdu beğendim. Yok organik şeyleri. Dolmayı beğenmedin mi? Dolmayı şöyle açıkçası çok çiğ geldi bana içi. Çiğ değil İhsan Bey. Bakın diri geldi. Çiğ mi? Hiç şaka şöyle söyleyeyim. Bir diri saniye. Diri geldi. Saniye. Hayır şöyle, diri bak, geldi. Özür dilerim yanlış söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim bakın bu hayır, dolmayı çiğ değil, herkes yapamaz. Yapamaz niye? Evet. Ya hamur olur böyle içinde evet, pirinç Hatice ezilir. Bir saniye. Ya da kuru sert olur. Şu an gördüğünüz gibi bakın şöyle bir bakın. İçinde bir tane bile. Gördüğünüz gibi diye bana bakın. Anlatmaya gerek yok yani bakın, ortada. Bakın şunu demek istiyorum. İçindeki ne kullandınız? Pirinç mi bu? Buldum. Evet pirinç.
pirinç. Nasıl pirinç mi, bulgur mu? Bir saniye. Ayırt edemiyor musunuz? Ediyorum. Nasıl anlamadınız pirinç olduğunu? Çok patlıcanlarım olmadığı için onunla alakalı ayrı bir yorum yapmak istiyorum. İçini bununla alakalı ayrı bir yorum yapmak istiyorum. Patlıcanlarını yemeyin. Şöyle, pirinç bana diri geldi. Diri mi? Evet, ezilmiş, diri geldi. Ezilmiş. İsa Bey. Gerçekten bakın, diri geldi. İsa Bey, bir şey söyleyebilirim. Yani. Siz içinde ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Pirinç mi, bulgur mu diyorsunuz? Yani daha bilmediğiniz şey içinde ne var bilmiyorsunuz. Siz yargılıyorsunuz. Allah'ım durdur beni. Ya materyal bana diri geldi. Bence iyi. Ama hayır, sen içinde pirinç mi, bulgur mu diyorsun? Ya bilmek zorunda değilim. Ben göresel yemekleri bilmek zorunda değilim. Bilmek zorundasın. Şu an bu yemeği tadıyorsan bilmek zorundasın. Ya bir yorumumu bitireyim. Sonra eleştireyim. Ama bilmek zorunda. Söyleyebilir miyim? Yok vallahi doydum. Yorumumu bitireyim. Ondan sonra... Muhteşem olmuş. Devam edecek misiniz ya? Vallahi alabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Bana tek diri gelen, tek eksilen şey buydu. Bana diri geldi. Ama adı üstünde, yemeğinde ekşisi... Tadı gayet İsa güzeldi. İsa'cığım kesinlikle İsa, diri değil bu. O kadar iyi pişmiş ki bu pirinç sana nasıl diri gelir ya? İnanamıyorum, diri olduğunu düşünen zaten var mı? Bana diri geldi. Hiç olduğunu bile bilmiyor İsa. Aa. Belki içinde. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar parmaklarını bile yediler. Artık kusur bulamadı ya. Yok diri, baksana ezilmiş yani. Pirinç ya tamam, bir yerden yakaladın, devam ediyorsunuz. Tabii ki yakalayacağım. Ya, bir şey yakalamak zorundayım. Bakın içindeki materyal. Materyal mi? Her pirinç bana diri geldi. Siz bu yemeği o zaman hiç yemediniz. Hiç yemediniz. Doğrudur. Yemedim. Diri öyle geldi. Öyle güzel pişmiş ki nasıl diri gelir ya? O kadar güzel pişmiş. Yok, ki mümkün değil yani. Bak her şeyine laf et, pirincine laf etme bence. Ben ama beğendim. Yani değil mi? Afiyet olsun. Sağlık. Hatice çok güzel pişmiş. Afiyet diri diyor. Mükemmel pişmiş. Ben de çok vallahi beğendim. Vallahi çok güzel pişirmişsin. Etli ekşili kuru dolma çok güzeldi. Ben beğendim. İsa Bey yemekten anlıyor aslında ama belki de bir heyecan yaptı. Ben orada fark edemedim. Yani pirince bulgur dedi. Belki de o yemeği içemedim dedi aslında. Nasıl yememiş hayret ediyorum. Kuru dolma yemeği yani yer, herkes yer. Demek ki ev yemeği içememiş. Etli ekşili kuru dolma güzeldi. Bana biraz acı geldi. Ekşiliği gayet güzeldi. Beğendim. Etli kuru dolma o öncesinde geldi. Öyle bir ekşilik, gözüm kapandı o ekşilikten. O kadar ekşiydi, o ekşilikten dolayı beğenmedim. Yemekleri çok kolay, çok öyle basit mi? Tabii ki. Künefe bir saatte, falan diyorsun. Yani bir künefe zorlayacak belki onu. Diğerleri çok basit. Güveç zaten basit bir yemek. Dolma da basit. Dolma da basit tabii ki yani. Tabii. Bana göre çok basit bir yemek. Sen tabii artık ki ne yapacaksan? Ben bunlar artık ne yapacaksan basit arzu. Bana güveç basit geldi. Yani güveç basit. Dolma çünkü da... sebzeleri doğrayıp güvecin içine koyup fırına atmak. Yani bir uğraş yok. Bir saat o yüzden yapacak şey gerek bunlar bana yani. Bana en basit ne geldi biliyor musun? Ne geldi? En basit. Yoğurt geldi. Ha, marketten almış getirmiş. Bana da mevsim salata. Yani en basit o. Yazmadı ki yoğurdu, onu ekstra getirdi. Ha, ekstra yani onun için hani en basit ne derseniz bunu derim sadece. Ama yoğurdu bekliyordum. Evet. Ben hani dolmayı tek getirirse demiştim. Hani evet, iyi dolmadan yapmış. Puan ya yoğurt demiştim şöyle, ama yoğurdu getirdi. Yoğurt getirecektim. Yoğurt gelene kadar suya dönüşürdü. Yok ayran artık, olurdu. Gelmiyordu. Gelmez ya. Yani olmaz, yoğurdu olmaz. Yanında sunması güzel olmuş. Bence de. Ben bir de bir şey daha söylemek porsiyonu istiyorum. Porsiyonu da yeterli. Zuhal Hanım. Hani bilmiyorum, evet arkadaşlar. Şimdi Diyarbakır şömleğini şöyle bir göstereyim. Ben onu zaten getir evet diyecektim evet sana. Merak şöyle getirsene. Evet. Bakın Erdem Bey. Aman güzel bir koku var. Çok güzel. Güvecin de Diyarbakır'ın herhalde. Eline sağlık. Ne güzel. Peki şimdi Erdem karbonhidratlı besleniyorum diyorsun. Evet. Şimdi yalnız mı yaşıyorsun bir de? Yani öyle yalnız. Her ne gün makarna ne içiyorsun? Söyleyeyim, bende yalan yok. Markete giriyorum. Dışarıdan mı söylüyorsun? Dışarıdan yediğim gibi hani marketlerde hazır gıdalar vardır ya böyle. Hani alıp ısıtırsınız. Hani dönerinden tutun ondan sonra. Tavuk dönermiş, et dönermiş, tavukmuş, kanatmış. Alıyorum onları. Her akşam bir ondan yapıyorum, bir ondan. Her hazır akşam. Hazır çorba yapıyorum, içiyorum çeşit çeşit. Böyle besleniyorum. Ama şikayetçi miyim diye sorarsanız, şikayetçi değilim. Değil İşime misin? Göre basit. Peki hemen Erdem Bey bir şey söyleyebilirim. O zaman sizin yemekleri eleştirmeniz bence yanlış. Ne hazır yiyormuşsunuz zaten, sizin yemeklerden pek bilginiz yok. Bir de hazıra yok daha dayanmaz. Hiç bilginiz yok yemeklerle şöyle söyleyeyim, ilgili. Şöyle söyleyeyim. Ya ne bulursam ben, yiyor diyor. Yani şimdi, ne bulursan ben yiyorsun. Ben şimdi turizm, otelcilik yüksek okulunda okudum. Önlük takardım mutfak önlüğünü. Her gün biz yemek yapardık. Sınava bile girerdim. Ama sonra pek böyle bir merakım olmadığı için ben onu yemek yapmayı unuttum. Hazıra konmaya başladım. Yemek şimdi, yapma unutulmaz ki. Lise yıllarıma yani döndüm bu programda. Yemek kendim yapma unutulmaz Erdem Bey. Geliştirilir. Yani, hayır ablanım yemek yemeyi şey yapmayı unutsa bile yemek yemeyi unutmamalı yani. Ne yapmayı yediğini unutmazsın ya. Ben şimdi, Hayır, unutmazsın. Ben şimdi lise yıllarına döneceğim. O zamanki halime göre gireceğim burada mutfakta. Çocuklar yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl yapacağım. Ama iyi yaparım ha. Kendine bilmiyor. Bakalım nasıl
yapacağıma inanıyorum. Gelecek bakalım nasıl ben oluyor. Ben size top geleceğim. Elim sağlamdır. Top geleceğim. Evet, gelme, top geleceğim. Top gelme, olmaz. O zaman şimdiden belli kötü puan vermek için ben top geleceğim. Hayır, kötü puan vermek için değil. Kendinize yemek yapmayın. Bence top gelmeyin ki daha iyi anlayın. Erdem Beyciğim, müsaade ederseniz. Kendinizde yemek yapmıyorsunuz. Misafirinizi nasıl yapacaksınız? Nasıl ben, becereceksiniz? Misafir baş tacı. Ben güvenmiyorum o konuda. Eyvah. Misafir de yazı döner ya. Valla çiğ çiğ yerler. Yani. Ben de gireceğim. Baş tacı dostum kardeşim. İnşallah. Varsa yanlışlarım söyleyin. Hiç çekinmeyin. İnşallah hazır ürün gelmez. Hodri meydan yani. İnşallah gelmez. Yani ben elimden geldiğince ben yine de sandviç alıp geleceğim. Ama acaba nasıl bir menü hazırlayacak? Şimdi ben şimdiden konuşmadım. Ben korktum. Hazıra hep gittiği için Erdem Bey nasıl bir menü gelecek yemek yapamayacak zaten. Yalan mı söyleseydim yani? Konuşacak, şov yapacak, yemek yapamayacak. Hayır, şov yapmayacağım. Yemeğin de şovunu yapacağım ama. Şimdi ben böyle konuştum diye siz düşünüyor musunuz? Korktum. Ben hazır döner getireceğim onu. Korktum yok. Onu falan. Yapmayacağını korktum. Biliyoruz da ben bir hani hazıra ben kaçacağını bir biliyoruz daha bir çok. Patlayacak ama bakayım ne zaman. Yani şey anlamında sinirden. Yemezseniz yemeyin, beğenmezsiniz beğenmeyin. Yani, alın sizi. Her an olabilir. Tabii her öyle şey olabilir. Öyle güzel menü hazırladım ki düşüneceğim. İnşallah. Çok beğeneceksiniz. Bilmiyorum. Göreceğiz Erdem Bey. Bu kadar eleştirilden sonra görmemiz lazım. Yenikçe yesiniz gelecek. Şimdi salatalarımız da geldi bu arada. Ben sağ olun ya söylediğiniz için. Sunuculuğu da aldınız. Ne ararsam var. Zuhal Hanım arada, hoş geldiniz. Hoş misafirimiz olarak. Hoş bulduk. Ama ne sunucumuz canıma minnet. Erdem Bey. Yok söyleyeyim dedim. Güzel hoşuma gitti de gördüm. Vallahi ne güzel beni yormayın. Hadi bu hafta Ercan sen sun. Olur sıkıntı olur mu? Yani. Zaten spiker adam. Yani siz dinlenmiş olursunuz. Vallahi. Evet, şimdi çömlekle güveçin yanında ne geliyor Hatice? Meyhane pilavı gelecek. Meyhane pilavı. Ana yemek pek zor değil. Zaten meyhaneli pilav. Ana yemeği kolay diyorlar kolay Hatice. Vallahi bu menüye de kolay güveç diyorlarsa ben artık ateş diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Yani, onda bir şey yok, yani. Hiç uğraş yok. Çok sebzeleri çok doldur güveçe. Ver fırına. Kuzeyte hemen pişen bir şimdi ana yemek için zaten. Dur bakayım ana Hatice, için, bir saniye. Evet. Diyorlar ki sebzeleri doldur güveçe. Ver fırına. Ver fırına. Onlar da yapsın görelim o zaman. Bu kadar ana yemek şey var diyorlar. Bir yemek değil. Değil, hiç değil yani. Gayet. Ayrı ayrı soğanlı kavurursun, sebzeni kızartırsın, yani. O olur bu olur. Bununla uğraşırsın ama ver güvece gitsin. Ver güvece gitsin diyor yarışmacılar. Çiğdem Hanım sanki biraz fazla atıp tutuyor. Ben hiç fazla atıp tutmuyorum. Kendi restoranında onu söyleyen işte Arzu şey, Hanım'dı. Bir buçuk saatte şey yapıyormuş. Arzu Hanım'la 7 çeşit yemek çıkarıyormuş. Hatice Hanım, senden söyleyenleri bile duymuyorsunuz burada kimin ne konuştuğunu Gürbüz söyledi bana. Bu arada şey yemekçi Çiğdem siz duymadınız. 4 yıldır ya, bu bir buçuk saatte 7 çeşit nasıl çıkıyor ki onu anlamadım. Çıkıyor, gayet çıkıyor evet. Dokuzda başlıyor vardır. Hayır. Tek başına. Tek başıma yapıyorum. Self servis yapıyorum ben lokantamda. Vallahi bravo. Evet. Nerede lokanta? Gemlik'te. Ha Gemlik'te. Aha. Evet Gemlik'te. Gayet yani 9'da başlıyorum 10.30'da hazır oluyor yemeklerim hepsi. Ne çorba yapıyorsunuz mesela menünüzde ne oluyor? Ana yemek olarak etli yemeklerim var, tavuklu yemeklerim var, zeytinyağlım var, salata çeşitlerim var. 1,5 saatte. Tabii ki tatlım oluyor, çorbam oluyor. Hepsini yalnız kendiniz mi yapıyorsunuz? Başını yapıyormuş. 1,5 saatte. Çok pratik biriyim ben. Bravo. Normalde. Pratik bir insanım. Çiğdem Hanım herhalde hazır çorba ve makarna yapıyor. Yoksa 1,5 saatte mümkün değil, yetişmez yani. Ben şimdi Ramazanlık'ta bizim orası sevap sofrası olarak kullanıyoruz. Ne güzel. Ben orada 500 kişilik her gün yemek çıkaracağım. 500 kişilik ana yemek, 500 kişilik pilav. Sen tek başına. Ben tek başıma. İki tane yardımcım sadece geziyor etrafımda. Yardımcı oluyor. Yardımcılar niye gezsin ki? Yani doğru, hayır. Yemek 500 kişilikti ama. Olacak, onu da ben tek başıma zaten. 500 kişilik yemeği tek başına nasıl çıkaracaksın? Yapıyorum, dağıtıyoruz. 8 gibi başlıyorum yemeği. Zaten 2'de dağıtım yapmamız gerektiği için 12 gibi pişmesi gerekiyor artık hazır olması. 500 kişi ya. Hayırsever yani insanlar malzemeyi getiriyor. Derneğimiz var. Olsun. Dernekle biz anlaşıyoruz. Gemliğin bütün hayırseverleri. Ne güzel. Her şeyin ama erzağını, etini, butunu, her şeyini. Amin. Ben de seve seve gönüllü olarak giriştim bu olaya. 500 kişi evet. Çok fazla ya. Tencerelerle kazanlarla geliyorlar. Tencerelerle. Yapıyorum yani. Hani kendime güvenim var benim. Çiğdem Hanım abartıyor bence.
Çünkü zaten bu kadar çok insana yemek yapmak, soğanını doğramak, domatesini doğramak bir saat, bir buçuk saati bulur. Bir buçuk saatte mümkün değil yemekleri yapamaz, yetiştiremez. Yani şimdi belki kendince yapıyordur ama ben Çiğdem Hanım'ın eğer buraya hani diğer arkadaşlar da söyledi, resim getir, fotoğraf getir dediler. Ben o fotoğrafı, o resmi şahsen ben de görmezsem 500 kişiye yemek yaptığına hani bir bayan olarak, çünkü onun sarf edeceği eforu düşünüyorum ki erkek için bile çok zor bu, pek bana inandırıcı gelmedi. Belki 500 kişi değildir, daha düşüktür rakam da, hani o ekran karşısında olduğu için 500 diye olabilir. Çiğdem Hanım bir kere 500 kişiye yemek yaptığını söylüyor, bu işlere uğraştığını söylüyor. Çok atıyor, abartıyor tabii ki, kendini burada öyle deklar etmeye çalışıyor. İşte ben şuyum, ben buyum, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım, uzakta göreceğiz ama 500 kişi değil, burada 5 kişi bile yemek yapamayacak. Bunların hepsini göreceğiz zaten. Benim 500 kişi yemek yaptığıma inanmıyorlar, gayet de yapıyorum. Ben bunu da sürekli paylaştım da, paylaşımlarım da var benim Instagram'da bu konu hakkında, görebilirler. Çiğdem Hanım, burada inşallah 6 kişiye yetiştirirsiniz. Yetiştiririm inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle yetiştiririm. Yetiştiremezseniz düşünürüz dilime. Tabii ki yetiştiremezsem düşeyim dilime. Hiç sorun. Ve ama çok zor yemekler var. Sıkı rakibiniz var ha, korkun Çiğdem'den. Çok zor bir menü hazır. Korku geldi yani zaten. Yani göreceksiniz. Erdem'e korku gelmiş. Yok ben ya. Şimdi... O biraz sustu şu anda. Nasıl hayır. Olduysa biraz ben... susturdum. Ama Erdem Bey geldiğimde. Hayretler içerisinde dinliyorum, takdir ediyorum. Teşekkür ederim, yani sağ olun. 500 kişiye böyle tek başına yemek yapabilmek yapıyorum. Büyük bir istidattır. Yapıyorum. Tek başına yemek yapabilmek. Yan yana oturmak da beni mutlu etti teşekkür açıkça. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama ne ben güzel. Şunu söyleyeyim. Geçen sene de biz yaptık. Yaptınız. Evet, yani... dağıttık. Bu sene de inşallah Ramazan. Allah kabul etsin. Tabii önemli. Yapılan bütün hayırları. Başlıyoruz Ramazan'da. Çok özür dilerim. Ben kemik mi yiyeceğim? Efendim? Kemik mi yiyeceğim? O kemikli et zaten. Ama et yok üstünde. Tamam, o öyle oluyor işte. Et yok üstünde. Ben özellikle öyle aldım zaten, kemikli et. Eti dağılmıştır içine. Ya bir şey söyleyeceğim içine. Ne demek bu? Kemik eti içine dağılmıştır gibi. İçine. Hanımefendi et yok üstünde. Eti içine dağılmış. Hatice Hanım et yok. Bakın kemik. Valla benim şöyle tabamda da aynı şey aşağı yukarı mevcut. Şey. Yani keşke biraz etli olsaydı bu. Sanırım kaburga... Ben şu tabağı kendime alacaktım. Buyurun. Değişik olmuş ya. Niye, ne farkı var? Görüntü bozulmasın. Aynı sanki. Bu kemiği yemek yerken bunun içine bırakıyor mu? Tat versin yoksa kemiği dışarı koyuyor. Evet, o içinde kalıyor. Ha, lezzet veriyor, anladım. Bir bakabilir miyim Arzu'm? Buyurun. Tamam, o kemikli et öyle. Bakın kenarlarında et tamam. Var zaten. O tam kemik. Kesin ama. Orayı, o orada tam. Et var. Diğerleri şey içine dağılmış. Bir çatal et için mi bu tamam, yemek? Tamam, şu an içinde zaten. Hayır, o etler yok. İçinde. Diğerini yok. Çıkarın. Bakın. Et zaten o. Hayır, hayır. Kesinlikle et yok bunun içinde. Bir restorana gitseniz bu kadar et verse olay çıkar. Ucuz veriyorsa sıkıntı yok. Bu araya olay çıkar. Sadece bu kadar et var. Bakın. Bende de o kadar. Bende de bu kadar. Bende böyle çıktı ama. Arzu Hanım et var, istiyorsanız getirebilirim. Olmaz o. İlk önce onu öyle. İstiyorsanız getirebilirim. Etin yani yarısı da kemik çıktı zaten. Ya o kemikli et öyle zaten. Herhalde siz hayatınızda yemeği... kemikli et yemediniz. Güveçte bol et olur. Tamam, tamam kemikli var olur. Getirebilirim. Sığmadığı için hayır. Fazla koymadım. Olmaz. Nasıl olmaz? Servis pardon. Yapıyorsunuz. Biz burada servis yapıyorsunuz. Yemek yemeye geldik. Evet. Yiyin o zaman. Kimse daha sonra olur. Ekleyeyim olmaz. Diyarbakır sebze yemeği. Diyarbakır çömlek güveci. Bilmiyorsanız öğrenin. Yok bence. Sebze yemeği olmuş benim tamam, için. Tamam, çömlek güveci böyle olur. Benim için sebze yemeği olmuş. Sizin için öyle olabilir ama böyle yapılır bu yemek. Bilmiyorsanız bir araştırın bence. Çömlek güveci nasıl olur? Etli olur. Tamam, bol etli zaten. Bol etli değil. Bol bakın etli. Kemik. Bir kilo et koydum. Nasıl olmuyor? Ya bakar mısınız hayır, şuraya? Hayır, bir kilo et koydum. Gördüm zaten tabağınız dolu etti. Doğu kültüründe evet, et vardır. Evet. Diyarbakır'da et evet, vardır. Evet, evet. Sabahları bile ciğerle kahvaltı doğru, edersiniz. Biz de yaparız. Diyarbakır kültüründe, öyle. Diyarbakırlı olarak evet. Bu kemik verilmez. Evet. Tamam kemik de verilir ama etli kemik de verilir. Etten. Kesinlikle. Yani bu çok çirkin bir hareket oldu. Çirkin hareket evet, mi? Evet, hakaret gibi. Aa, estağfurullah daha neler. Ama bana öyle. Et gelmiş bayağı, ben götürüyorum zaten. Bence abartmayın. Yani bildiğiniz sebze yemeği. Porsiyonlama yaparken dikkat etmeniz gerekiyor buna. Gayet de dikkat etsek. Davet masası burası. Erdem sana gelmiş mi? Ağırlamıyorsunuz. Çok yağlı olun. Erdem halinden memnun. Sağ olsun. Ben beğenmedim. Biraz baştan hani hararetle konuştuk ama bize bu et olarak geri döndü. Erdem Bey'in karnı doydukça... Kendine geliyor. Kendine geliyor. Evet.
Yani et olarak geri döndü. Çok aç gelmişti. Şimdi burada çok hani kemikle ilgili ben eleştirmiyorum. Et çok yemeyin, göbek yapar Erdem Bey. Yok dediniz ya. Aa, çok da dolu etkile yapmaz. Yani ekmek yemiyorum. Et çok yer, biraz göbek yapar demişti. Yok. Et yemeyin bence. Hani biraz önce dedik ki et göbek yapmaz muhabbeti oldu yani burada. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun orada Hatice? Ben... Evet, hiç masada göremedik biz Hatice'yi. Hayır, yemekler mutfakta tamam. Sürekli. Senin de gelmen, yemen... Bu da saygısızlık oluyor. Çünkü ana yemek eleştirilerine başladılar ama... Sen bir şeyine mi bakıyorsun? Ha, yok yok. Tamam. Vallahi hanım, yetiştiremediniz mi ya? Ben mi? Dışarıdasınız canım, sürekli. Ben vallahi hiç gayet de güzel yetiştiririm. Yok, kolay değil zaten. De. Kolay yetiştirilir. Bunda bir şey yok. Kolay diyorlar zaten. Zuhal Hanım, ben bu yemeği bu hem kendim yiyorum hem kravatıma yediriyorum. Beraber yiyorsun. Sen gene mi döktün ben ya? Ben nasıl o kravatımı çıkarıyorum. Yani bir yemeği ben yerken o da yiyor. Beraber hem gürbüz kravat hem iki. Ben. Gürbüz de böyle yiyor ama o gürbüz. Yalnız şöyle bir bakıyorum da Gürbüz'le de benzer taraflar olduğunu görüyorum. Bazı noktalardan çok benziyorlar birbirine. Ben de bir görsem kendisini söyleyeceğim, yorum yapacağım. Görmüyor musun? Bak oturuyor. Bakamıyorum oraya doğru. Niye? Oraya doğru bakamıyorum. Ben sadece buraya, gözüm burada şu anda. Niye oraya bakmıyorsun? Çünkü gözüm masadan başka bir şey çünkü görmüyor. Çünkü o kadar gözünü doyuruyor ki. Ne güzel. Bunu hayra yoralım değil mi Hatice? Maşallah. Şimdi yemek hakikaten eti bana geldi. Etle ilgili tamam. Bir sıkıntı yok. Baksanıza. Yemek lazım. Bak ben onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Erdem şikayetçi değil etten. Benim şikayetçi olduğum konu hep et arka arkaya geliyor da onu ben. Tavuk, işte Diyarbakır sofrası. Diyarbakır'da acaba etin dışında başka böyle daha sunacak lezzetler yok maalesef. Sabah kahvaltıda bile ciğer yiyoruz. Ciğer yiyoruz. Evet. Öyle bir toplumuz. Evet. Hani Güneydoğu'da öyle. Böyle. Yani demek ki Diyarbakır'da bir gelin aldığı ama, zaman bir aile hep ama şu şöyle bir şey var sevgili Hatice. Şimdi evet, yöresel seçmiş olabilirsin. Kendi yörenden çok güzel, ne güzel, mutlu da oluyoruz. Fakat mesela bu menüleri oluştururken illa her parçayı da kendi yörenizden yapmak zorunda değilsin. Ben onu söylemiştim. Arada yani belki hafif bir geçiş. Evet. Mesela ben hemen bir eleştiri yapayım. Mesela dolma varsa ara yemeğinde pilava ne gerek vardı? Bu pilav bu yemeğe gider. O zaman ara yemeğini mesela zeytinyağlı bir sebze daha yumuşak bir geçişten yana kullanabilirdin. Yani kimse de sana evet, aa niye arada da bir tane şöyle etli şeyli vallahi yağlı bir dolma yapmadın? Böyle bir menüye bir börek yapmak istemedim yani. Ya börek de olmazdı zaten. Hani başka baştan şey sonra olabilirdi. Kendi yörenden yapmak istemişsin. Saygı duyuyorum tabii ki ama işte yemek yarışması olunca böyle eleştiriler bence geliyor. Kendi yöresi haricinde farklı yemekleri yapmada kabiliyet olmadığını yok, düşünüyorum. Yok, benim her şeye kabiliyetim o yüzden, var. Beni ne kadar tanıyorsunuz ki bu yorumu ya yapıyorsunuz? Ben sadece şu an bildiğim hayır, kadarını söylüyorum. Bilmediğiniz kadar hayır, o zaman şunu, yorum şunu, yapmayın. Şunu yani demek istiyorum Hatice. Yani Zuhal Hanım da dediği gibi hani ikisi de ana yemek gibi olmuş. Et olmuş. Bu bir kere bir bizim orada dolma ara sıcak olarak getirilir ve içli köfte ya getirilir. Ya mutlaka ara biliyorum. Ben doğu yemeğini biliyorum. Ha, biliyorsanız biliyorum, o zaman biliyorum. Ben şu an bu ama bakın burası hani şu o an öyle tercih etmiş. Sıra gecesi düzenlemiyoruz ki. Yani sadece şu an sıra gecesini mi hissediyorsunuz kendinize? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Vallahi ben sıra gecesi yapıyorum iş yerlerimde. Yapıyoruz. Keşke ben evet. Bayılırım. Diyarbakır'da gittim yani ben. Olsa da getirseydim de bunu da yapsaydım. Gittim. Ay çok eğlenceli. Ben yapıyorum yani gayet. Ben de az çok güzel müzikle ilgileniyorum. Sen prodüktör falan mı olmuşsun? Sizin sesiniz güzeldi şimdi hadi. Hayır sesin hayır güzeldi. Ben müzikle ilgileniyorum. Şöyle bir belli durum bir şey bir albüm arıyor. Yapacak birini arıyor. Çok reklam olacağını da düşünmüyorum. Bizim bir İstanbul Armoni koromuz var. Ne güzel. Burada iş adamları var ve yardım geceleri düzenliyoruz. Buradan Nergis Hocama da selamlar iletiyorum kendisine. Selamlar bizden. İşte, peki. Konumuza dönelim o zaman hemen. Hemen dönelim. Sen kendi mutfağını yansıtmak evet, istedin ve baştan sonra da biz nasıl evet, yiyorsak biz de genel öyle olarak bu mutfağa yiyoruz. Tamamen her öğünde alışık olmadığımız için bize aptal yani geldi. Size farklı gelmiş olabilir. Evet o peki, yani konu tamam, ben artık ama yemeği bir konuşalım çok pardon. Evet. Erdem başlamıştı tamamlasın. Eti beğendin mi sen? Eti beğendim ama ben normalde bir yerde bir misafirlikte hani söyleyeyim. Normalini değil de burayı konuşalım Erdem. Bana bu yemekler öneme gelse ben bunları zaten hem fazla yemem hem de doymam. Doymaz. Doymam bunu. Belli zaten. Yani, ne doyma. Açık açık. Az mı geldi porsiyon? Az getireyim yani, mi gerçi, biraz daha? Yani et kısmına biraz olsa getirebilirsiniz. Tamam. Vallahi olur. Bak bana et güzel et gelmiş. Getireyim. Ben şimdi bu yemeği... Siz bugün doyacaksınız. Hiç merak etmeyin. Eti bol olduğu için bunu ben... Ama bir de bunlar puana yansıyacak. Bunu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani karnını doyuracak ama... Ben yani bu yemeği yesem bir misafirde doymam açık konuşayım gerisi. İkincisini, üçüncüsünü isterim. Peki, ama hemen şey hariç gireyim. Konuşuyorum. Erdemciğim bir müsaade et. Ana yemek olarak porsiyonu size de az geldim. Sen zaten söyledin. Bana benim için ana yemek şu an yok hükmünde. O yok, kadar. Evet, yok, o kadar. Çiğdem. Evet. Bana da göre yok, değil. Size de de. Şimdi ara yemek de doğru bayağı bir 4-5 tane yani, dolma geldi. Hiçbir evet, şey yok zaten yani. Yani yağdan da yani yağ yok, yüzüyor. Ara yok, sıcak daha fazlaydı. Evet, evet, evet. Erdem Bey'i doyuramıyorum. Ah gözü doysun.
Alın yemek bu menüde yok. Bu büyük bir sıkıntı. Biz şöyle bir kültürle büyüdük. Arzu Hanım isteseydiniz size de getirebilirim. Hayır istemiyorum. Biz şöyle bir kültürle büyüdük. Erdem'e gelene tabakı. Hatice Hanım, kültürle büyüdük biz. Evet. İyisini misafire, kötüsünü kendinize. Diyorsunuz ki bakın benim tabağımda var. Öyle, Zuhal o zaman öyle. Siz kendi tabağınıza koyacağınız eti benim tabağıma şimdi koysaydınız. Şöyle söyleyeyim. Biz bakın, o kültürle büyüdük. Tamam biz de o kültürle büyüdük. Siz o sanki belli. Ben farklı uzaydan gelmişim gibi konuşuyorsunuz yok. Da. Bakın ama ben böyle yapıyorsunuz. Ben de aynı kültürle siz büyüdüm. Siz Belçika'da nasıl yapıyorsunuz onu? Valla biz Belçika'da önce misafirlerimizi doyuruyoruz. Şöyle söyleyeyim. Antwerp'te evet. Bu etli... kemikli et içinde ezilmiş. Ezildiği için dağılmış. Sadece kemiği kalmış olabilir. Çünkü bakın dağılmış. Ama ona bakın, kadar burada güzel et yok. Bakın et yok burada. Et yok. İçinde parça et de yok. Az önce siz bana gösterdiğinizde vardı. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bir çatal alabildim. Arzu. Onun yarısı da kemik çıktı. Bakın. Demin dedin ki ben bunu değerlendirmeye almayacağım. Yani almayacağım. Ama bir ana yemek geldi. Almak yani önüme almak kemik kondu. Sebze başka bir şey yok. Önümde almak kemik. Sebzeleri? Sebze yemeği işte. Ete geldik ya Erdem. Niye o kadarını sakladınız içeride? Bol bol ben getirmediniz. Ben size getirebilirim dedim ama. Hayır, dağılıyor, dağılıyor. Bakın, dağılıyor. Ben onlar neden dağılmadı? Dağılmış, o da dağılmış. Erdem beni gösterir tamam, ondan misin? Löp, bakın. O kadar güzel pişmiş ki dağılmış i̇şte artık. Diyorlar ki, bakın. Sen şimdi büyük güveçlerden böldün de koydun ya. Evet. Koyarken kemiğinden ziyade etinden fazla koysaydın ben diyorlar. Ben hepsine bir tane koydum özellikle. Ondan tamam sonra... da bak mesela orada et daha fazla ya. Onlar da diyorlar ki normalinde böyle olması lazım diyorlar. Yani neden ama içeride beklettiniz? Bolca et koysaydınız. Yok ben oyun oynamıyorum. Estağfurullah niye oyun oynayayım şöyle. Bakın yağlar. Hiç şey yemediniz sadece oyun oynuyorsunuz. Çünkü kemikti. Bir bu ayırdığım tarafa, yemekler, bir bu tarafa ayırdığım etler buydu. Bu kadardı. Ne peki çok... Çok bir şey gelmedi. Yok mu? Dışındakiler ne peki? Niye yemedin peki var olan etleri? Madem o kadar azsa. Şöyle, acaba kim bu yapıyor? Hatice Hanım bu bir ana yemek değil. Ne bu? Olsa bile ne bu? Porsiyon bu değil. Hı. Doyurucu değil. Peki. Kullandınız, tadı? Kullandınız. Evet tabii kuzu eti kullandınız. Dağılmış kuzu ama... Kuzu yerden. Yerden hı. Evet. Ve yani tabii ki normalde yağlar... olmak zorunda ama ben bunu nasıl doyabilirim bana bir anlatır mısınız? Söyleyin ben de sadece et yemeği değil ki bu. Bu çömlek güveci. Siz tamam. Sebzelerini de yiyeceksiniz. Tamam. Burada bunlarla için. Bunları yani şimdi ben bu, bunlarla şimdi ben size şöyle ya ben bir şey söyleyeyim. Ana yemek mi? Güvecin özelliği bu, et olmasıdır. Bir saniye bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bu ana yemektir. Pilav siz ne burada alaka? Sadece bir saniye siz burada sadece yemek et yemiyorsunuz ki. Bu çömlek güveci. Hem sebze var, hem et var. Hepsinin bütünleşmiş bir halde. Ben sizin önünüze gayet porsiyonda doyurucu yani. Hayır. Ya, tadıyor muyuz az, sadece? Ne yapıyoruz? Eti az, sebzesi çok. Bir ben kilo et var içinde Arzu Hanım. Bir Allah gözünüzü et. Doyursun. Ya sizin yok. Gözünüz bir doymadı yani. Hatice Hanım, objektif bakar tamam, mısınız? Kendi yemeklerinizi savunun. 10 gram kemik. 10 gram et, 10 gram kemik. Kemikler. 2 gram. Kemikli et diyelim 2 gram yağ. Kemikli et diyelim. Bir çatal et aldım evet. Ağzıma, onun yarısı da kemik çıktı. Buyurun. Siz buraya oturun, ben oraya geçeyim. Bunu yani, doyar mısınız? Ne yaparım? Doyar mısınız? Tabii ki de doyarım. Bununla doyarsınız. Niye doymayayım? Kendi tabağımı şimdi daha fazla. Şimdi pilav var, salata var. Ya pilav zaten gereksiz. Güveç var. Niye gereksiz? Bunun yanında gereksiz. Peki, lezzeti nasıl olmuş İsa? Ben şimdi ara sıcakta zaten sizi doyurdum. 4 tane evet. Dolma koydum. Yine orada zaten doyurdunuz. Şimdi orada pilavla zaten... Pilavla doyduk. Bir saniye Arzu Hanım, siz pilavla doyduk diyorsunuz ya. Daha meyhane pilavın içinde pirinç mi, bulgur mu olduğunu zaten bilmiyorsunuz ki. Pardon, onu evet. Ben söylemedim. Onu, kim İsa söyledi? Ben, siz mi söylediniz? Karışma. Ya ben söyledim ona evet. Hep karıştırıyor Hatice Hanım. Ben söyledim evet. Ama peki. Ama yani kusura bakma da bunun hep da karıştırıyor. Kuzu geldi. Pirinç mi, bulgur zaten bulgur kolay olduğunu... yapılan bir yemek. Biliyorum yani. O kadarlık da olsun arada kaynadı o. Öyle değil bu. Ya ilk gün tabii biraz heyecan hem yarışmacıda hem de diğer yarışmacılarda ama bizim de ilk günlerimiz çok heveslenmiştim. Tabii yemek herkes yaparken, ilk günde bugün ilk kez karşılaşıyorsunuz. Yani. Hani şimdi ne demişler? Hayır senin ağzından çıkan o pirince dair söylüyorum. Evet, olabilir tabii, tabii, öyle evet. Yani. Ya olabilir doğru ama karıştırabilirim ama ben... Lezzetini beğendin mi? Beğenmedim. Peki salata? Salatayı da beğenmedim. Niye? Salatada bir acılık var. Acılık var. Evet. Turpun acısı olabilir. Bana acı geldi. İçinde turp var ya ayırt edemiyorsunuz herhalde. Bence bir şey ya söyleyeyim ayırt mi? Edebiliyorum acı geldi bence ya. Bence bir şey söyleyeyim Allah mi? Yani siz hepiniz bir şey söyleyebilir çok miyim? Kıskandınız. Sen niye? Gibi. Sen niye? Benden bu performansı da beklemiyorlar. Allah'tan bak, Diyarbakır'da güveç şey, yedim. Şu sofranın güzelliğine bir bakar Hatice Hanım mısınız? Ben Mardin'e, evet. Diyarbakır'a, Antep'e gittim. İyi yaptınız. Turu düzenledim, yemekler yedim. Evet. Yani ama İyi, güzel. Şimdi şöyle bir durum söz konusu.
Ya şunda acı var diyorum. Acı tamam, geliyor ağzımda. Tamam, kurtun acısı. E tamam, ne yapayım? Acı yani var. Yani ben pul biber mi koymuşum içine? Allah Allah. Fazla yani koysam. Ya acı acı. Yarımın da yarısını turp koydum yani. Peki bir otur. Pilav nasıl? Pilav güzel ama menüde olmasına gerek yoktu. Diyorsun. Çok gereksiz. Çiğdem sendeyiz. Ben çok yağlı buldum güveçi. Hı. Çok yağlı bir yemek. Bir ana yemek olarak da çok az. Burayı anlatabilirsin. Doyurucu değil. Birbirinize bakın. Yani. Değil. Ama Erdem'den çok da yağlı. Gayet yağlı olmuş. Bulgurun sıkıntı yok, güzel olmuş. Yani bulgur için tabii pirince göre daha kolay bir yemek. Hani çok zorlamaz seni. Salatanın da ekşisini az buldum. Böyle nar ekşisiyle falan. Evet, limon birazcık daha isterdim. İçine sumak tozu koydum. Ama limonu az geldi. Yarım tane limon koydum. Bana da ya şimdi dolma çok ekşiydi, salatayı da çok ekşi. Ama yok, biraz istemedim. Limon isterdi. Limonu eksik, ona ben de katılıyorum. Erdem, bir mola... Erdem Bey yiyor. Demin çünkü konuşuyordun, yarım keşke geldi tekrar. Etleri götürüyor, kaldı. Etleri götürüyor. Yarım kaldı. Bugün o sırada da tekrar et geldi. Erdem şu an halinden memnun. İstersen sana hiç dokunmayayım, Arzu'ya geçeyim. Dokunabilirsiniz. Bana bir dokun, bin at. Ah işte derler yani. Şimdi... yemekte tabii ki kemik var diğer arkadaşlar gelmiş ama bana eti kendisi sağ olsun doldurduğu için. Peki. Anca yavaş yavaş doymaya başladım. Anca. Sen daha devam edeceksin. Seni bırakacağız. Rahat bırakacağım seni. Sevdiğim en sevdiğim yemeklerden biri bu oldu şu anda. Beğendin. Arka arkaya geldi. Normal hazır çorbadan sonra beğenmişsin. Ne olacak? Çorbaya bir şey. Bunu beğendin. Döner. Et olduğu için beğendim zaten. Peki. Salata kısmında dediği gibi biraz daha limon suyu olabilirdi. Acısı evet. Fazla olmuş. Evet. Yağ da biraz zeytinyağı daha fazla gezdirilebilirdi. Pilavda da bir çok büyük bir sıkıntı görmedim ama yani çok bir tat alamadım pilavdan açıkça. Tat alamadım. Bir lezzet gelmedi. Yani onu özellikle baktım şimdi. Bak yani şimdi bu pilavın nesinden tat alamadım. Eti çok yediğiniz için olmasın Erdem? Yani şey lezzetinden de o. Siz dokunmayın Erdem'le. Bırakın yesin adam. Bu pilavda tuz az. Az ne yemek varken konuşmuyoruz. Arzu'ya geçtik. Bu pilavda tuz az var. Ana yemek benim için fiyasko oldu. Fiyasko oldu. Çünkü ben Diyarbakır'da yani bu yemeği fiyasko yedim. Fiyasko diyorsanız kusura bakmayın, sizin oldu. Damak ben tadımız yok. Diyarbakır'da bu yemeği yedim. Nerede yediniz? Diyarbakır'da. Yani nerede? Diyarbakır, Dicle'de. Dicle'de. Sürekli misafir olduğum fabrikanın yemekhanesinde de güveç yedim. Yemekhanede zaten böyle yaptım. Yemekhanesinde de güveç evet, yedim. Öyle yapmam. Dışarıda beni restorana götürdüklerinde de yedim. Yo, aynı güveçle yapıldı. Evet. Diyarbakır'da Allah'tan yemişim. Et yedim. Burada et dışında sebze var, patlıcan çünkü var, biber var, et peki, bol yağ konuştuk. Var. Salata ve beğenmedim, anlat. Beğenmedim. Hakikaten kusura bakmayın ama bir misafirin önüne kemik konulmaz. Et de konulur kemikli için. Et. Ben İçine et de konulur. Anlatamıyorum yani. Sadece kemik konulmaz. İşte onlar da diyorlar ki Hatice Hanım, kocaman et konulmaz. Az diyorlar. Tamam, et de konulur yanında. Şey yok, salatayı yemek böyle olur. Bana tuzlu geldi. Yok be. Bana tuzu bana geldi. Ha, belki karışmayan. Belki karışmayan kısımdır. Gayet karışmayan kısımdır. Maydanozları keşke biraz daha ince. Tabii kusur bulmak için yok, şey kusur bulmak için mi? Değil. Böyle alelade. Diyorsunuz ki bunda kusur yok. Bunda yok. Bunda yok. Normal bunda bir salata yani. Ben nereden puan düşüreceğim? Ha, yer öyle arıyorlar yani. Puan düşürüyor. Yani alelade bir salata yani. Ne var ya maydanoz. Gel bana bazı. Günlük evde yaptığım yani salata. Yani bu kadar arıyorsun. Hayır, arıyorsun. Hiçbir şey bulamadım. Dur ben de arayayım bakayım. Belki bir arayın bakayım. Hazine var mı? Siz de bir arayın. Arayan bulurmuş. Yok çok özensiz geldi bana. Peki pilav. Pilav fena değil ama fena yani değil. Tadı yok. Ne var mesela? Kusuru ne? Tuzunu az. Ya tad alamadım pilavdan. Pilav güzel ya. Bir daha bakıyorum sizin için. Bir daha bakın. Bir daha bak. Bir daha bakın. Ve? Pilav güzel ya ben. Pilav güzeldi. Bulgur. Ama gereksiz. Bulgur tadı. Yanında bulgur gereksiz. Yani. Olsun fazla mal göz çıkartmasın. Bulgur pilavından bulgur tadı geliyor. Bulgur tadı. Ne kadar büyük bir tezahür. Olmaz. Otur sıfır. Bulgur tadı oluyor. Hatta kalk bir. Keşke bakın bulgura nane çok yakışır. Eline sağlık. Yani nane kullanmak istemedim. Kimisi koyar. Çok yakışır ve çok lezzetli olur. Kimisi koyuyor, keşke olsaydı evet. Çok güzel olabilirdi, nane olsaydı. Çömlek güveci çok yağlıydı. Haddinden fazla yağlıydı. Kemikten et yoktu zaten. Pilav güzeldi, ben pilavı beğendim. Sadece kuru nane de atabilirdi. Yani meyhane pilavına kuru nane çok yakışıyor. Çömlek güvecinde et yemedim. Önüme kemik konuldu. Bana tekrar getirme teklif etti ama önemli olan ilk baştaki sunumdur benim için. Porsiyonu ayarlayamamış, önüme kemik koydu getirdi. Ve bana kalkıyor. Ben tekrar getirebilirim diyor. Hayır, ben bunu kabul etmedim. Çömlek güveci içindeki etinden de dolayı en lezzetli yediğim yemekti. Onu gerçekten o açıdan çok beğendim. Yani benim favori yemeğim çömlek güveciydi. İki kase yedim. Üçüncü kase de olsa yerdim yani, sıkıntı yok. Ana yemek inanılmaz küçük, kötü ve basitti. Yani içinde zaten hiç et yok. Koyduğu et
tamamen kemikti. Bana öyle denk gelmedi. Yanındaki arkadaşlarıma da öyle denk geldi. Ben ana yemek olarak onu yok saydım. Ve bu da puanıma yansıyacak. Aç kaldı. Aç mı kaldı? Evet, kıskandım. Getirsin sana da et. Yok, söyledi, teklif etti. Öyle getirebilir. Önemli değil. Ama sana teklif ettikten sonra değeri yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Arzu Hanım, sizin o kadar dudağınız şişik ki tat almamanız çok normal. Öyle dudağım mi? Kurban ol sen benim dudağıma. Evet, sen benim dudağıma kurban ol. Yok, o kadar şişik gelmedi evet, ya. Evet değil. Kaç sinsi abla? Rujla bulabilir. Öyle soruyorlar artık. Valla bir buçuk sene önce bir sinsiydi. Bir şey değil mi? Öyle. Bir buçuk sene önce bir sinsi. Üç sinsi. Sende bir şey var mı? Bende de var. Ama benden fazla duruyor. Yarım sisi. Ama iki yıl önce yapmıştım. Sene önce bir sisi. Sen daha paldım dudaksın ondan. Ben de doğal zannettim. Güzel ama. Botoksum da var. Bak kızamıyorum size. Kaşlarım çatamıyorum. Aa öyle mi? Bak çatamıyorum. Kızamıyorum Hayda. Size şu an. Ya geçen gün. Botokslusun. Botoks. Botoksluyum evet. Nerelisin? Botoksluyum efendim ben. Nasıl botoksluyum buyurun, ya? Efendim. Botoksun doğru nerelisin efendim? İkisinin birer köyünden. Yok, sağ olasın. Artık oralara gel. Şey ya bu sabah TV 8'de bizim Müge'nin programında ikinci sayfada o bir tane Ukraynalı modelmiş kadın. Evet yanaklar. Onu gördünüz. Gördük. Evet o facia. 30 kere operasyon geçirmiş. Gelmiş programa canlı yayında oturamıyor ayakta duruyor. Ben diyorum ki kadın niye ayakta duruyor, niye oturmuyor? Müge söyledi, selamlar buradan sevgili Müge Leyelda'yı. Belki dünyanın değil ya da ama Ukrayna'daki en orijinal güzeli olabilirim. Ben diyor halimden memnunum. Kadın bir de psikoloji okumuş. Psikologmuş meğersem. Hani ben böyle mutluyum diyor. Tam beni örnek almayın ama diyor. Ben kendimi değiştirmek istedim diyor. Böyle çok... Ay o testere filmi vardı ya Jigsaw. Evet, tövbeler tövbesi. Sabah kahvaltıdayım. Böyle bir şey oldu. Ben de izledim. Çok bir baktım onu o. Ya insan kendine bunu nasıl yapar? Çok kötü. Bambaşka bir şey. Evet. Ya estetik yaptırabilirsin tabii ama ki. Ama 30 kere değil tabii. Dikkat çekmek bir de, için yaptığı şey. Hani yani diyelim ki burnundan ameliyat oldun. Olmadı. Bir sorunun var. Nefes alamıyorsun. Deviasyondu, kırıktı, kıkırdak eğrilir. Bilmem ne bir şey olur falan fıstık. Hadi bir daha iki kere, hadi üç kere falan olan da var. Ama yani bunları böyle yapıp, yapmanım. Burayı böyle yapıp. Ben gerçekten yani bilmiyorum. Hekimin yapmaması gerekiyor. Akrabaları falan yok mu engelleyecek? Allah korusun masada kalır yani bu kadar operasyonda. Ne bileyim bu kadar narkoz almak da iyi değil. Künefe geliyor şimdi. Evet. Daha çok çenemiz düşecek tatlı yiyince. En çok merak ettiğim şey künefe. Zordur. Ben de çok, çok merak ediyorum. Kadın künefe zor. Evet. Kolay evet. Dediniz ama dolma var. Hani onu attınız mı? Evet. Ya iyi de çorba için bir tavuk haşlanıyor. Mercimekler haşlanıyor. Salata doğrama işi var. Güveç dediğin gene sebzeleri etine binmem. Bir de künefesi var. Pilavı var. Şimdi öyle kolay deyip geçmek ancak yarıştığınız zaman anlarsınız ne kadar söylemenin aslında dile kolay geldiğini. Ama o kadar da kolay değil. Ben çok kolay bulmadım menüsünü açıkçası onu söyleyeyim size. Ama sana göre nedir ki dersin çocuk oyuncağı ben kaç yüz kişilik yemek yapıyorum. Haklısın saygı duyuyorum. Ama yani yarışma işin içine girdiği zaman rekabet kameralar süre ister istemez eliniz ayağınız dolanacak yani. ...75.000 TL için siz de yarışmak istiyorsanız lütfen aramıza katılın. Buraya gelmek için ne yapıyorsunuz? Yemekteyiz Instagram hesabını kullanabilirsiniz ya da başvuru adresimiz tv8başvuru.com. Bir yarışmacı da Aydın'dan gelmişti, kapımıza dayandı. Birkaç kere başvuruda bulunmuş. Arkadaşlarımız da kriterle uygun bulmamışlar. Artık gönderdiğim video güzel değildi falan filan artık ne olduysa. Buraya geldi. Buraya gelmiş villanın kapısına, bulmuş bizi. Çiğdem'e selam olsun. Adresi nasıl bulmuş? Ben de numaraları buldum da aradım. Vallahi ulaşmış ekibe. İstemiş. Zuhal Hanım, ben de çok uğraştım. Numaraları buldum, numaralardan mesaj attım. Çok uğraştım. Yani. Künefeyi neden göstermediniz? Yani güveci gösterdiniz de künefeyi böyle... Ben künefe şeklinde ne göstermediniz? Bilmem, öyle unuttum. Unuttun mu? O yemeğinize unuttum. Çok güvendiniz herhalde. Bu. Yo, hepsine güveniyorum. Hatice Hanım, az mı getirdiniz kadayıfı? Nasıl az? Kadayıf dolap dolu.
Neden az kullandınız? 4 paket fazla getirdim. Niye az kullandınız? Evet. Size mi az geldi? Yani şey... Künefesi çok, mi az? Hayır, tatlı. Çok ince geldi. Ha, ince geldi. Peyniri alttan çıkmış hatta. Bu zaten uzamıyor bunun şeyi. Ben bakıyorum böyle. Neyi? Normalde künefe peyniri böyle, mi? Peyniri böyle uzar böyle. Ondan sonra bir yersiniz ki lezzetli lezzetli. Bunda öyle bir şey olmuyor maalesef. Peyniri donmuş. Evet yani bu hani söylenmese ben bunun künefe olduğunu pek düşünmem. Sünmesi gerekiyordu. Ne olması gerekiyor? Öyle sünmesi gerekiyordu. Ya şimdi gerekiyordu. Burada zaten belli bir süre var ya. Sen demin açtın herhalde ocağı. Evet, evet, az önce açtım, ısıttım. Bir de homojen pişmemiş. Bakın bir tarafı daha az, bir tarafı daha fazla pişmiş. O işte yemekleri getirdiğim için öyle oldu. Ama yarışmadayız. Onu öyle yaptığım için öyle oldu. Yani olmaz. Bu tatlıda dediğim yani homojen olarak pişmiş. Dondurma bir de çok ince. Muda. Gerçekten mi? Enteresan. Ya dondurucuyla mı getirdi? Şey buzluğa konuldu. Diyarbakır'dan mı? Otobüsle. Marketten almadınız mı yani bunu? Hayır. Peki Çiğdem. Çiğ kalmış Hatice. Altı bak mı? Evet. Yani hiç pişmemiş değil. Çiğ değil aslında. Evet, yok. Kızarmamış. Kızarmamış yani. Ya güzel kalmış. Kızardı dediğim gibi. Hani bu künefede sürekli çevirmen gerekiyor. Şerbetli ya, servis esnasında. Kıvam daha fazla olabilirdi künefede. Ben biraz şekeri böyle mi? Katı gelmiş. Yani işte şerbeti. Bir ye bakayım. Biraz daha fazla olması lazımdı. Beğenmedin mi? Ben beğenmedim. Ben çok beğendim. Aa, beğendin sen. Memnun şerbeti, musun efendim? Şerbeti az olmuş, güzel olmuş. Künefe pişmemiş. Erdem? Tam böyle kızarmış. Dondurmayı çok beğendim. Dondurma güzel. Künefeyi fazla künefe olarak... Peki sen de İsa sen de künefe tabii zor burada bunu yapmak kolay bir şey değil. Ya işte süre sıkıntısı zor. Olduğu için evet, sürekli kolay ama, değil de. Şöyle, ben aslında şöyle daha iyi bir performans bekliyordum senden ama künefeyle alakalı. Hatta kafamdaki ilk şey buydu. Acaba künefe nasıl olacak diye. Açıkçası beğenmedim. Yani ama şöyle beğenmediniz? Bitirdim. Şöyle açtım, diğer yemekleri yemedim. Bunu açtınız. Yedim. Evet. Açlıktan yedim. Evet, açlıktan yedim. Şöyle bir şey var. Allah doyursun. Amin cümlemize. Ama aç geldim buraya, ne yapayım? Tok mu geleyim yani? Yok, aç gelmeniz güzel de yani bu çekiyorum. Menüde aç kalmanız garip. Mesela yani. Beğenmediğin şeyi aç da olsa yer misin? Tatlı ise yerim. Ha, tatlı seviyorsun. Evet, seviyorum. Tatlı ise yerim ama... Ama beğenmedim. Arzu? Çok ince olmuş. Künefeyi çok severim. Çok hevesle bekledim. Peyniri donmuş, sünmedi. Yarısı pişmiş, yarısı pişmemiş gördüğünüz gibi. Siz zaten o künefeyi böyle bir yaptınız, bir böyle yaptınız. Ama bakmak zorundayız. Tabii ki Hatice yani. Baksana. Helvaya döndü, helvaya. Ama aynen bir şey söyleyeceğim. Yani, bir o konuda haklıyorum. Tabii ki bakacaksın. Yani. Tabii ki bakacaksın. Şimdi mesela bir kere baktım, bak, ben kaldırdım, bıraktım. Şöyle yaptı, ben siz böyle 3-4 takla attırıyorsunuz. Yani dikkat ediyorum her yemeğe. Sürekli kere çevirdim. Aferin Erdem. Bir kere çevirdim, bir kere çevirdim. Tamam da çevirmenize gerek yok. Şu şekilde bakın, bırakın yani. Niye şekli bozuyorsunuz ki? Ben söyle mi getirdim? Zaten şekilsiz. Hayır, ben sizin önünüze onu öyle mi bıraktım? Böyle bıraktınız, ben de arkasına bakın, baktım. Ne kadar bakın. Nizami, ne kadar güzel yemiş. Teşekkürler canım. Bence yemek yemeyi öğretmeniz gerekiyor. Gayet yemeği biliyoruz Hatice. Misafire evet. Servisi öğrenin. Bir şey söylüyorum. Gayet güzel servis ben öyle yapacaktım hayır, da böyle oldu. Hayır, siz şu an alıyorsunuz bunu böyle yapıyorsunuz. Tabii ki ters çevireceğim. Böyle yapıyorsunuz. Tabii ki böyle ters çevireceğim. Tabii ki şekli bozulur tabii yani. Tabii ki şeklinden şimdi bahsetmiyorum. Şeklinden değil zaten. Bakın şeklinden bahsetmiyorum. Ha, pişmemiş mi diyorsunuz? Pişmemiş. Neresi pişmemiş? Yanmış işte bakın. Bakın bazı yerleri bakın, yanmış. Bazı yerleri yanmış. Şuraya da bakabilirsin Hatice. Yani çok ince kullanmışsınız. Kadayıf da bayağı da bol kullandım. Hatta dolabın içinde de yarısı keşke var. Keşke daha fazla kullansaydım. Vallahi 3 poşet getirdim. Bakın, fazladan da getirdim. Teşekkür ederiz. Bir şey olur diye. Yürüz kendi diye. Akşam burada pişirirken. Çok ince kullanmış. Peki. Evet. Haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Vallahi en az 8-9 bekliyorum. Yani yemeklerimde hiçbir kusuru yoktu. Sadece bir şey diyeyim mi? Puan vermemek için kıvrandılar. Özellikle Arzu. Yani böyle benim güzelliğimi kıskandı, fitliğimi, bakımlı olmamı, elimin lezzetini hiç böyle bir performans beklemiyordu. Eğer düşük bir puan verirse benden çekeceği var. Böyle çıtır çıtır yerim. Evet, haftaya başladık. İlk günü bitirdik bile. Evet, bugün bize Hatice yemeklerini yaptı, yedirdi. Eksiksiz bir menüydü, eksiksiz bir performanstı. Dolayısıyla 3 ila 10 arasında bir puan seçip tahtalarınıza yazacaksınız. Ben de sizler yazar ve düşünürken menüsünü hatırlatacağım. Buyursunlar, açın lütfen. İlk olarak aşçıbaşı çorbasıyla başladık güne. Ardından biber ve patlıcan kuru dolma ara yemek tabağımızdaydı. Yanında yoğurt eşlik etti. Ana yemeğimiz Diyarbakır güveçti. Sebzeli, etli.
Yanında meyhane pilavı, onun yanında da mevsim salatası vardı Hatice'nin. Son olarak da dondurma eşliğinde künefe ile ilk günü tamamladık. Bakalım puanlar nasıl olacak? Lütfen her gün hakkaniyetli ve adil puanlar kullanın. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yemekleri tekrar bir düşünün. Evet, peki. İlk olarak da Çiğdem'in puanla başlayacağız ama ondan evvel soracağım tabii ki. İlk gündür, heyecandır, birbirinizi tanımıyorsunuz. Onun için kafanızda soru işaretleri varsa, tereddütünüz varsa puanınızı şu an değiştirebilirsiniz. Ben menüyü saydıktan sonra, aa onu da beğenmiştim, yok bunu beğenmemiştim aslında gibi. Var mı emin olmayan puanından? Sonra pişman olmayın. Yazdım bu sefer, tamam. Tamam diyorsun. Yok. Sizler de tamamsınız, tamam. Pekala, ne güzel. Evet Hatice, kaç puan istiyorsun yemeklerine? Vallahi yemeklerimi eksiksiz ve kusursuz yaptım. En az 8-9 bekliyorum. Evet. En az 8-9. İnşallah bakalım öyle mi olacak? Bakalım Çiğdem'den gelecek haftanın ilk puanı. Evet Çiğdem, şimdi aç karşıya doğru ve yüksek sesle telaffuz et. 5 veriyorum. Kaç? 5 mi? Evet. Aa. Neye göre 5 verdiniz? Ben dolmayı zaten beğenmediğimi söyledim. Dolmayı beğendim, 1 puan dolmaya verdim. 3 puan zaten sunumun, yetiştirmenin yani falan iki puan. Gayet bu iyiydi. Menüye 2 puan. Yani ben sadece söyledim, söylüyorum. Bulgurunu beğendim, bulguruna da 1 verdim, 5 puan verdim. Yani künefe zaten pişmemiş dedim. Peynir şerbeti yani bu olmamış, ne demek dedim. Ya ben anlamıyorum ben yani. Güveç yağlıydı, yani böyle bir menü veremem. Yani nesi zaten yağlı olur yani. Hayır, bu yemek yağlı olur. Kuyruk yağıyla olur. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hayır çok hayır, yağlı. Hayır siz daha iyi biliyorsunuz. Çok yağlı. Ben bir şey diyeyim mi? Siz kesinlikle adaletsizlik yaptınız. Hayır 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 yapmadım. Bakalım Arzu'dan gelecek şimdi Hatice'ye yeni bir puan. Evet Arzu, senin de puanını öğrenelim. Kaç? 5. Aa, vallahi ben daha size diyecek çünkü hiçbir şey bulmuyorum. Yani sizin menünüzü göreceğim ama eğer benim menüme 5 veriyorsanız herhalde yani bir şey diyemiyorum. Tamam, etle ilgili eleştirilerinizi dikkate alıyorum benim için. Doğru bulduğum noktalar var. Tabii ki oralardan yani dedikleri doğru. Yarın tekrar konuşuruz ama birazcık daha et görmeliydik tabii. Sen nerede hata yapmışsın biliyor musun? Sen güveçte pişirmişsin, tekrar güveçte koyuyorsun. Küçücük güveçte de tabağın yarısından fazlasını kemik kaplıyor. Şimdi o konuda haklılar. Yani sen normal o zaman tabağa keşke servis etseydin de daha bol koysaydın. Sen de göremedin. Çömlek olduğu yemeğin de rengi şey. Görüyorsun. Tabii tabii şimdi estetik olarak doğru söylüyorsun ya. Küçükler çok küçüktü. Ben beğenmedim. Bir de gülüyorsunuz. Hatice Hanımcığım, ana yemek yemediğim için. Hadi ana yemek yemediniz. 2 puan kırdınız. Diğerlerini nereden kırdınız? Ana yemek yemediğim için. Pilavı beğendiniz. Dolmayı beğendiniz. Çorbayı. Uçtu. Salatayı beğendi. Her şeyi beğendiniz. Yok, salatayı da beğendim. Neyini beğenmediniz? Çünkü bana tuz gelmişti biliyorsunuz. Söylemiştim. Tuz gelmişti. Evet. Bence yalandan öyle söylediniz. Yalan söylemem ben. Yok. Hakkınız zaten başından beri belliydi de böyle yapacağınızı. Yalancılıkla suçlu. Kusur buldunuz. Yok. Bu böyle. Künefeyi öyle yapıyor. Bu böyle. Şu şöyle. Kendini böyle böyle yapıyorsun. Burası yemek programı. Tabii ki eleyeceğim, çevireceğim, bakacağım. Şimdi benim bu menüme. Her şeyi bahane sunuyorsunuz. Hayır bahane değil. Siz şu an bahane arıyorsunuz. Puan vermemek için bahane arıyorsunuz ya. Gerçekten et yeseydim. Adaletli davransaydınız. Tamam bak Zuhal Hanım size diyor ki 2 puan oradan kırdım. 1 puan oradan kırdım. Hadi oradan kırdın. Diğer 1 puan nerede? Ana yemek. Tamam 1 puan ana nerede? Ana yemeği yeseydim size puanım 8 olacaktı. Ana yemeği geçtik tamam. 8 olacaktı. Diğerleri nerede? Tamam, peki. Diğer puan verdim. Devam zaten ediyoruz. Evet Erdem'in puanı gelecek şimdi. Evet Erdem. Ne oldu bir yutkunluğun açamayacak galiba. Herhalde çok güzel bir puan verdi. Pişman mısın? Korkarak açıyorum. Eyvah. Niye? Her şeyi yedin. Aç 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 bakayım. İkinci tabak et de geldi. Aa, evet. 10 herhalde. Açtı. Yok. Aa. 5. Niye? Söyleyeyim. Evet dinliyoruz. Böyle kalsın mı? Tamam. Yok yok kapatıyoruz. Yok çevirebilirsiniz. Şimdi. Eti beğendim dedi. Söyleyeceğim. Neye çorbayı verdin? Beğenmedim, salatayı beğenmedim, pilavı beğenmedim. En çok beğendiğim şey et önüme konup da yedi. Hiçbir şeyi beğenmedi. Herkesten çok da o yedi. Eti yedim. Göbeğine döke tamam, döke, yedim, şey kravatına döke o, döke, ağzından damlıyordu hepsi yani. Ona verdim zaten 2 puan. 2 puan sadece ona. Ben, bak pilavı beğenmedim.
Tatlıyı da beğenmedim. Künefeyi beğenmedim. Tamam. Güzel değildi. Söyledim zaten. Hani o arada siz fazla... Dolmayı niye beğenmedin? Dolma çok ekşiydi. Hatta ekşiden kravatım da yedim. Ama böyle olur. Ekşili dolma. Ama böyle olur dedi. Benim tadıma ama senin damak tadına göre yemek yapamam ki ama ben. Şimdi ben beğenmediğim şeyi zorla beğendim tamam dediğim da, zaman... Tamam da şu an o dolmanın bakın başlık olabilir olarak ne yazıyor? Ekşili dolma. Yani ben beğenmedim. Yani tamam da ben sizin damak ama zevkinize göre yemek zorunluluğum yapamam ki. Bu yemek ben de böyle oluyordu. Yok. Bu yemek şimdi böyle oluyordu. Ama olmuş bir yemeği beğenmek zorunluluğum yok deyip işin içinden sıyrılamazsınız puan vermeye. Tamam da. Yani böyle mi olur? Yemedim beğendim diyorsun. Evet güveçlik böyle olur beğendim diyoruz. Güveçlik eti beğendim. Hatta yedim bol bol evet, en son. Evet iki tabak ona yediniz verdim puanı. Herkesten beğendim çok siz yediniz. Pilavı niye beğenmedin? Pilavı da beğenmedim. Hatta söyledim. Pilav niye yavan geldi. Yavan geldi. Hayır, yavan geldi. Evet. Son puan gelecek İsa'dan. Değiştirebilir miyim? Gerçekten. Değiştiremezsin. İlk başta değiştirebilirsiniz tamam dedik ya. Evet İsa, aç ve söyle lütfen sen de bize. 5 puan yaptım. Aa! Diyorum ya. Kaç yapmak istedin aslında gönlünden kaç geçmişti oysa ki? 6 geçmişti. 6. Şöyle 6 geçmişti, onu da söyleyeyim hemen. İsa Bey künefeyi bile sildi süpürdü. Açlıktan yemiş o da, beğenmedi dedi. Şöyle, çorbayı beğendim. Çorba güzel olmuştu. Ana yemek yoktu. Yoktu. Yoktu evet, benim gözümde ana yemek yoktu. Hı. Puan kırdığım noktalardan biri ana yemek ve künefeydi açıkçası. Eline emeğine sağlık. Evet yarın kim yarışıyor? Ben. Ah Çiğdem hadi hayırlı hadi olsun. Hadi bakalım Çiğdem. Bol şans. Hadi bakalım. Bol bol şans diliyorum sana. İyi akşamlar efendim.